Efendim, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Kendimce bir istek gönderdim ama bakalım becerebilecek miyiz? Cihan da ben de bu Instagram konusunda, canlı yayınlar konusunda çok tecrübeli sayılmayız. Kendisine istek gönderdim ama bakalım ona ulaşacak mı? Bu arada bir ses testi yapalım. Sesim sizlere geliyor mu? Geliyor. Ne mutlu, ne şahane. Hoş geldiniz canlar. Hoş geldiniz. Hala bekleniyor diyor. Okey, tamam. Bir saniye. Bir daha deneyelim. Bakalım. Bir daha deneyelim. Bu sefer başarabilecek miyim? Başarıyla gönderilmiş. Cihancığım eğer buradaysa ve beni duyabiliyorsa davetim kendisine ulaşır. Sizin güzelliğiniz efendim. Sizin güzel bakan gözleriniz Büşra Hanımcığım. Şimdi ben daveti gönderdim arkadaşlar. Ama ulaştı mı bilemiyorum. Bir de şuradan deneyeceğim izninizle. Daha önceki canlı yayınlarda arkadaşlar bana istek gönderiyorlardı. Hop. Bir daha gönderelim. İstek gönder. O da bana aynı anda istek gönderiyor arkadaşlar. Hop. O da bana aynı anda gönderdi. Çok tatlı. Ama bu platformda bir saniye. Hop. İstek gönder. Bekletiyorum, kusura bakmayın. Biz ikimiz de dediğim gibi birazcık çaylak, biraz acemi. Haydi Ceyhan, Ceyhan. Tekrar iptal edip tekrar göndereceğim. Sevgiyle bekliyoruz demiş Şühada Hanımcığım. Çok teşekkür ederiz. Ben de bekliyorum sevgiyle. Kıvıramadık ama. Ya çıkıp kendisini arayacağım. Tekrar şey yapacağım. Bir saniye. Şurada iki tane. Nedir bu? İstekler. Hop hop. Birlikte canlı yayına geç. Bir daha deneyelim. Tabii ben bunu bilmediğim için geçen yayında hem Feride hem de Parvana kendileri göndermişti bana. Evet, ikimiz de canlı yayın açıp birbirimizi bekliyormuşuz. Peki, o halde ben şöyle yapalım. Onun platformuna katılanlar söyleyebilirler mi acaba Pınar Hanım sizi bekliyor diye? İkimiz de aynı anda çıkmayalım. Komik olur çünkü. Evet, birinizin kapatıp diğerinin kabul etmesi lazım. Onun kapatı. Ah, geldi. Geldi. Başardık sanıyorum. Olacak inanıyorum. Haydi. Oley! Tamam.
İkimiz biraz fazla aslında. Ya başardık gerçekten. Şu an burada bizimle olan 155 kişi 200 olduk. Tebrik ediyorum sabrınızdan ötürü. Çünkü Cihan da ben de gerçekten ya ben canlı yayın yaptım daha önce ama arkadaşlar bana istek gönderdiler ben bilemediğim için. Ben Bugün zaten istek gönderdim. buradan diyorlar ki Cihan Hanım da sizi kendisi canlı yayın başlattı oraya bekliyorlar. Çok şükür kavuştuk. Ne kadar güzelsin. Saçmalıklar oldu, elektrikler kesildi. Son anda herkese selam. Son anda buluşabildik. Ne haber Pınar? Canım Cihan. Ya bir kere çok özledim. Yani burada şu an bizi dinleyenlere de söylemek istiyorum. Bu canlı yayını yapmadan önce şey hissettim. Ya bir gitsem sarılsam sohbet etsek sonra mı yapsak? Sonra dedim ki yok, büyüsü kaçar. Ve burada şu an dinleyenlere şeyi söylemek istiyorum. Yani ben aylardır görmüyorum Cihan'ı. Ve Cihan birçok anlamda benim için çok şey ifade ediyor ki bu akşam biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Benim için yeri apayrı, çok özel ve biraz da şeyi mahcubum ona ki ondan da bahsedeceğim. Ve böyle korka korka dedim ki ya kadın gel bir sohbet edelim canlı yayında. Ve bana şöyle bir mesaj yazdı, daha da mahcup etti beni. Sana nasıl hayır diyebilirim ki dedi. O yüzden çok teşekkür ederim öncelikle. Çok Hadi duygulandım. başla. Bunlar özel şeyler. Mahcup Evet. ediyorum. Ben, ama şimdi canlı yayınlarıma katılanlar bilirler benim bütün özellerimi ben döküyorum masaya. Sen de az çok tanıyorsun beni. O yüzden önce bir hoş geldin demek istiyorum sana. İyi ki ettin. Elektrik kesintisine rağmen başarabildiğimiz için de ayrıca çok memnun ettim. Başardım, başardım. Nasılsın? Önce onu sorayım. İyiyim. Sen nasılsın? Herkes nasıl? Ben pek canlı yayın yapmıyorum. Sadece üniversite öğrencileri davetlerine gidiyorum ama böyle bir tuhaf oluyor ama artık herhalde buralara döndük. Başta çok karşıydım. Şimdi okeyim yani. Çok sık olmamakla birlikte. Evet, yani ben de o başta karşı olmak ve ayak sürmek kısımlarından geçtim. Bir de özellikle danışmanlıklarda ya da işte seminerlerde online olsun dediklerinde olamaz dedim. Ya ben çok kinestetiğim, sarılmam lazım, gözlerin içine bakmam lazım. Ayak sürdüm ama sonra dedim ki yok yani şu an başka bir döneme geçiyoruz. Ve iyi de geldi bu canlı yayınlar. Bir ara çok ara verdim, boşluk bıraktım. Sonra hadi tekrar bunu Google and Talks gibi yapayım dedim ama temamız hep sürprizdi. Her hafta sürpriz bir konuk çıkaracaktım. Seni de sürpriz çıkaracaktım, öyle konuşmuştuk hatırlıyorsan. Ama benim School of Beauty ekibi dedi ki biz çok seviyoruz onu. Ben kaçırsaydım çok üzülürdüm dedi bir arkadaş. Peki dedim haklısın, o halde duyuralım. Duyan gelsin. Şimdi izninle ben soru kısmını, yorum kısmını kapatacağım. Eğer vaktimiz kalırsa son 15 dakikada açacağım ki dikkatimiz dağılmasın. Sorusu olanlar varsa alacağım. Canım Cihan, öncelikle çok geçmiş olsun. Anneciğin çok büyük bir şey atlattı. Evet. Biraz öteki taraftan tuttun, çektin, getirdin gibi bir hissiyatım var. Yani kimse kimseyi çekmiyor aslında. Daha burada miadı dolmamış insanlar. Yolculuklarına burada devam ediyorlar. Hesapları varsa, daha tatmin olamadıkları şeyler varsa ya da neye inanmak istiyorsan inan. Ben sadece özendim. Hepsi bu bir evlat olarak. Canım benim. Yani sormak bile istemiyorum. Çok zor olmuştur eminim. Çok daha zordu gerçekten. Fakat bu durumu benim için kolaylatan hiç beklemediğim olaylar oldu. Kolaylatan derken ben herhalde dedim bu durumun içinden hiç çıkamayacağım. Çünkü ne hikmetse çok genç yaştan beri hep hasta olan ebeveyn ve ben ve bakmak ve hastane böyle garip bir sınav. Anne çok daha tuhaf bir sınav. Herkese kıyasla. Kimsenin yani hayat sevdiklerini sizden uzaklaştırmasına hele zor durumda göstermesin kimseyi. Ama Amin. anne daha değişik bir sınav çünkü benim sanırım madem burada her şeyi konuşuyoruz seninle ki zaten öyle bir yolculuk konuşacağız. Oturup Evet. sanat, kültür, sanat filan çok fazla konuşmayacağız. Senin de hayat yolculuğuyla alakalı insanlara farklı kapılar araladığın için bu rahatlığı buluyorum. Evet. Benim de annemle bambaşka bir sınavım vardı. Geçtim mi geçmedim mi o sınavı bilmiyorum ama
Hala da o sınavı kendisiyle vermeye ve yaşamaya devam ediyorum. O yüzden O da değişik. aslında şu an gerçekten mucize gibi ayakta duruyor diye biliyorum. Değil Tabii, büyük mucize açıkçası. Çünkü entübe edilme noktasına kadar gitti, çok ağırdı. Beklemiyorduk. Ya ben bekliyordum, çok güçlü bir kadın olduğunu biliyorum. Bir de garip bir şey var. Annem demans hastası artık. Ve bunu bilmiyor tabii ki. Fakat ilk defa son 4 yıldır bu demansla uğraşıyoruz. Son 2 yılda en ağır şekliyle, yani en bilindik haliyle. Yoksa çok çok ağır bir durumda değil. Ama ne tuhaf, insanın bazı eksikleri şimdisini kurtarabiliyor. Unutkanlık olduğu için hasta olduğunu bilmemesi ve bunun farkında olmaması o garip ve garabet halden çıkmasını çok hızlandırdı. Dolayısıyla neyin iyi neyin kötü geldiğini bilemiyoruz bu hayatta insanın. Evet, enteresan. Kesinlikle aslında demans negatif gibi görünürken tamamen avantaja dönüştü. Belki de Burada ondan. hızlandırdı. Çünkü biz kendimizi hasta ediyoruz. Düşünerek, başımıza ne geleceği için kaygılanarak, ay bu oldu deyip geçmişte şunlar oldu, bir daha olur mu diyerek, işte 5 ay evvel hastanedeydim, ölümlerden döndüm, nasıl olacak diyerek daha da bir telaş. Halbuki annemin hali böyle bir kaygıyı beraberinde getirmedi. Çünkü ne kadar ağır dönemlerden geçtiğinin o dönemi yaşarken de çok farkında değildi. Daha başka bir gerçekliğin içerisindeydi ve bu gerçeklik kime göre, neye göre, onun aslında hayata tutunması ve devam etmesi için tuhaf şekilde yardımcı oldu. Peki anne kız dinamiğinizi nasıl etkiledi? Bu kadar özele giriyoruz yani. Niye ben terapide gibiyim şimdi? İnşallah. Ya şöyle bir kere şunu söylemek istiyorum. Senin Instagram'da bir paylaşım yaptın. Onun odasına şarkı söyleyerek girdin ve ben gözyaşlarıma engel olamadım ona. Yani çok dokundu. Hala şurama bir şey oturuyor o anı hissettiğimde. Muhtemelen benim kendi anne çocuk dinamiğime, kendi annemle olan bir yerime dokundu. O yüzden de bu kadar özgürce sorabiliyorum. Çünkü Ahenginde içebiliyor muyuz bu konuları? Ya? Ay, genelde alt kattan. Gümüşlük köyünde böyle denize karşı mutlaka önümüzde birer kadello yapardık. Canım benim, sen sahnede nasıl içiyorsan burada da özgür olabilirsin, içebilirsin, hiç sorun değil. Şey olmasın, ilk canlı yayınımızda rezil lütfen. Evet, soru neydi Pınar'cığım? Anne kız dinamiğinizi nasıl etkiledi bu süreç? Ya bizim öyle bir dinamiğimiz pek yok sanırım. Yani anne kız dinamiğimiz var. Yani anne daha ziyade benim. O benim kız çocuğum. Benim annemle çok küçük yaşlarda hatırlamadığım dönem dışında hani anneden beklenen nedir? Koruyan, kollayan, her daim evladın bir şekilde daha gücünün üzerinde duran, hani genel geçer bilgiyi söylüyorum. De benimkisi biraz şey sanırım, tam tersi. İşte koruyan, kollayan, dikkat eden kişi ben o idiysem, anne benim dinamiğimiz budur, bizim anne kız dinamiğimiz. Canım. Bir yakın geldin, duydun mu söylediklerimi? Hepsini duydum. Bir daha mı söyleyeceksin? Yok. Hepsini duydum. Hiçbirini kaçırmadım. Çünkü çok benzer bir dinamiği zaman zaman ben de hissettim annemle büyürken. Ve ben hastalanmak zorunda kaldım. Geliyor mu sesim sana? Ha, geliyor. Evet. İşte Bodrum gerçeğimiz bu arkadaşlar. Biz köyde yaşıyoruz. İnternetimiz arada bir donuyor. Artık kusurumuza bakmayın. Kadar. Ben annemden o hani senin anlattığın anne kız dinamiği, ben anne o çocuk olduğu çok anlar oldu. Çok çocuk ruhludur. Bir kere kova burcu benim annem. Çocuk ruhlu olmak başka bir şey. Evlat da annenin rollerinin değişmesi sanırım başka bir şey. Çocuk ruhluluk güzel olsa gerek. Yani kabına sığmayan, işte kontrol edilmeyen, aklına eseni yapan, o başka bir şey. Anne olmak başka bir şey. Evlat olmak, bizim evlat olduğumuzu hatırlatmak bize, ebeveynlerine, o bambaşka bir şey. O bambaşka bir şey. Bizim de işte bazen annelerimize onların yavrusu olduğumuzu hatırlatmak adına
beynimizin yarattığı minik ay sana ihtiyacım varlar olabiliyor. Ben de onlar denendi. Çok denendi. Yani çok dramatik etmek istemediğim mevzular. Sadece işte bu böyle bir sınavdı bu hasta olduğu dönem. Ben annemi hiç hasta görmedim. Bir kere filan herhalde. Yani reel anlamda diyorum. Yani ruhsal depresyonlar vesaireler hariç. Hani onu kaybedersem hayatımı çok zor idame ederim gibi düşündüm hep. Hala öyle düşünürüm. Bunun temelinde sevgi, bağlılık dışında çok önemli bir şey var. Nasıl tabir etmek lazım? Tam anlamıyla kendi hesabını karşıdakiyle dengeli bir hale getirememe. Hesabı kesememe demiyorum çünkü o çok çirkin bir tabir. Hani direkt o geliyor ağza ama onu demek istemedim gerçekten. Ebeveyninle el sıkışmak. Ben sanırım çok beceremedim o işi. Belki o da hiçbir zaman aramız kötü olmadı. Çok yapışık olduk birbirimize. Ama dedim ya roller çok karışık. Ve bu zedeleyici bir şey. O yüzden ben de hiç anne olmayı düşünmedim. 40 yaşındayım. Bunu çok seviyorum. 40 yaşındayım. Böyle yaşlanmışsın. 40 yaşındayım. Evet, Mi çok değil. güzel bir 40 yaşındasın. Böyle cümle içinde sürekli. Çünkü 40 yaşındayım. Neymiş bu 40? Pre mu acaba falan. Yani yok. Böyle. Canım, peki bu süreç çok sancılı, çok uzun gibi görünen ama aslında göz açıp geçince yani göz açıp Kafayı geçince kadar geçti. geçen bu süreç neler öğretti? İskenderun, neredeyse bir sene köyünden uzakta aşık oldun. Köyümden uzakta olmanı ne kadar bana koyduğunu. Evet, aşık oldun ki geleceğim. Hayda, her şeyi konuşuyoruz. 345. Peki. Magazine döndü. Ha, 343. İki kişi firar etti. Güzel. 337 hala devam ediyor. Harika. Ama artmaya başladı. Aşk deyince geliyorlar. O bana güç verdi. Çok büyük bir güç Canım. verdi. Hayata karşı inancım anlamında da çok büyük güç verdi. Benim tökezlediğim bir dönemim var son 4 yıldır özellikle. Ağır. Bayağı böyle yamacın kıyısından kıtın kıtın yürüdüğüm, mecazen anlatıyorum. Acaba buradan atlasam mı, devam edemeyeceğim herhalde duygusunun çok sık geldi ve bu bir depresif halden dolayı değil, tamamen hissiyattan dolayı. Ve üstüne annem ve üstüne evimden uzağa gidiyorum ve üstüne yine hastane, işte demans, KOAH, aklına gelebilecek bütün komplikasyonlar ve işten uzak ve çalışamamak ve bir sürü şey. Ama aşk bir anlamı var. Ne kadar büyük bir destekmiş insanın hayatında. Bu böyle genel geçer birinin olmaması da değil. Gerçekten yol arkadaşı olabilecek. Çok iyi bir dost. Zaten çocukluk arkadaşımdı. Çok uzun süredir görmüyordum. Ve İskenderun'a karşı olan o antipatimi, yani çocukluktan kalan antipatimi şehirsel anlamda söylemiyorum. O böyle beni yapan ve her gittiğimdeki sürekli gidiyorum. Böyle içime o kasaveti dolduran, geçmişten kalan bir sürü tuhaf şey. Böyle bir anda böyle bir sevdiğim adamın olduğu yer. Evet, annemle sürekli çok zordayım ama sonuçta gece yatmaya gittiğimde, uyumaya gittiğimde sıcacık bir yuvadayım bu sefer. Ne bileyim. Garip, her şey anlam değiştirdi Pınar. Başka bir şey oldu. Senin hayatının konusu da çok konuştuğumuz ve hatta bir albümüne adını verdin. Evim neresi? Evet. Senin yuvanı bir adamda bulmuş olman olağanüstü. Aslında kendimde buldum. Kimse yuvasını başka birinde bulmuyor. Yuvasını içinde taşıyor. Sadece onu kurabilecek bir güvenli alan arıyorsun. Kimse Evet. gelip çatısını yıkmasın. Kimse niye buraya kurdun yuvanı demesin. Aslında biraz öyle. Çünkü ev her yerde olabilir. Evet. Ama insan içindedir. Yani bedenidir. Hep onu da anlatmıştım aslında o albümü yaparken. Kendi içimde rahat değildim. Kendi evimde rahat değildim. Sanki ben değildim. Sorgular, sualler. Sanki böyle ister istemez aileye tam ait olamama. Çok
Memişlik, garip hisler böyle hani sanki olmadım ben yani bir türlü oturamıyorum bir yere. İnsanlar seviyor, dostlarım seviyor ama çok sevmesi gereken işte 2-3 kişi varsa onlar sanki tam anlamıyla doyurmuyor o açlığı. O insanın dengesini gerçekten çok sarsan bir şey. Şimdi diyeceksin ki dünya üzerinde yüz binlerce problem var. Bu problem mi? Değil aslında ama öz değerde ciddi bir yarık. Ve insanı çok ağır ruhsal ve psikolojik sıkıntılara götüren, akıl selayetini sarsan ve bir sürü konuda dik durmasını, bir sürü konuda kendine şunu yapmasını engelleyen bırak, birebir ilişkilerde, dost ilişkilerinde ve iş ilişkilerinde de seni sürekli olarak yanlış şeyler yapmaya iten haller. O yüzden o temeldeki sevgiyi, o sağlamlığı sanırım iyi almak lazım. Vermiyorlarsa da aldığını iyi böyle yaymak lazım. Temeli sağlam tutmak lazım. Bütün bunlarla zaten yıllardır düşünürüm, yüzleşirim. Yüzleşmek de yetmiyor. İyileştirmek gerekiyor. Yani Yüz senin en ahkam diyoruz da ne oluyor? Yani saatlerce konuşuyorsun. Kalkıyorsun. Dostlar gittikten sonra ne oluyor? Şurana bir lök oturuyor işte. O böyle yapayalnız kalıp kukuma kuşu gibi oturup yaptığında bir sürü şey geliyor. Şarkı yazsan yetmiyor, kitap yazsan yetmiyor. Deli gibi çıkıp sahnede çığırsan, anlatsan, şöyle oldu aslında, böyle oldu der gibi anlatsan da yetmiyor. Çünkü birinin, yani birinin derken senin kendinin artık o şeylerden etkilenmemeyi öğrenmesi gerekiyor. O da bir süreç. Öğrenemeyen de var sonuna şey kadar. gibi oldu peki bu güzel adam. Teşekkür ediyorum ona bu arada. Senin yüzünü şöyle şuradaki gamzeni ortaya çıkarabildiği için çok da tanışmayı diliyorum, kavuşmayı diliyorum. Şöyle mi oldu? Seni sana yolculuğa çıkarmış gibi bir hissiyatım var. Yani dışarıda hani dostlar çok seviyor. Hani Pınar'ın sevdiği Cihan, dostların sevdiği Cihan. Sanki onunla tanıştırmış seni. Hatta hayran olduğum Cihan. evet, biraz sert davrandı o konuda. Çünkü insanın her ne kadar evet ben kendimle yüzleşiyorum, her gün düşünüyorum, hatta başkalarını acayip iyi görüyorum ve hissediyorum. Ukalalığın ardında kendinle yüzleşmemek için uğraştığın o süreç var. Çok ciddi bir şekilde. O böyle tokat gibi çatıl pat küt. Bir de çocukluğumu da bildiği için nereden geldiğimi de, nereden geçtiğimi aslında. Cihan tanıyor. Ya bayağı hani böyle lafın kemiği yok pat falan. Ya öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim mi? Çok uzatmayayım. Benim o mıymıylarım işlemedi karşı tarafa. Bu iyi bir şey. Çünkü o mıymıyları ben kendime yapıyordum. Hani böyle aslında filan falan yapınca böyle bir kendine geliyor insan. Çünkü dostlar birbirlerine bu kadar kolay kolay katı olamıyorlar. Dostluklarını kaybetmek istemiyorlar. Ben bir sürü dostum katılımdan dolayı kendimden uzaklaştırmışımdır. Çünkü bu şekilde davranırım. Ve aslında isterim ki bana da öyle davranırsın. Böyle güzel güzel söylenmesin. Ben öyleyim yani. Ne Bilmem. etsin? Neyse o Başka. af. Ya Cihan'cığım falan hitabet var ya bende o yok. Pek. Yani canım cicim aslında sana söyleyeyim. Hani bunlar yok çünkü direkt en etkili şekilde hesaplamadan düşündüğüm bu. Bence böyle. Belki de yanlıştır. Neyse o. Karşımdan da aynısını görmek bana iyi geldi. Çünkü gerçekten iyi bir şamara ihtiyacım vardı benim. Yani böyle kendime gelip ne yaptım ben hayatımla bu kadar yıl ne yaptım? Anlamak için nasıl kendimi bu kadar mahvettim? Nasıl bu kadar küçücük oldum? Nasıl bu kadar ilaçlarla ayağa bile kalkamaz hale geldim? Ne yaptım? Hangi eksiği nasıl doldurmaya, nasıl yanlışlarla? Yani ne yaptım? Aptalım demek. Bunu yani Keşke böyle aptallık böyle olsa. Çünkü ben seni bildim bileli, sen belki o her dost meclisi kapıyı çarpıp çekildikten sonra, kendinle kaldıktan sonra, evet belki ilaçlar ve panik ataklar vesaireler yaşadın ama sen yarattın, sen yazdın. bayağı bazen yaratmasaydım hiç ama huzurlu, normal, Ay. öyle filan birim olsaydım bazen düşünüyorum giden 15 yılıma.
Yarattıklarınla şifalandırdın ve şifalandırdıklarınla belki de şifalandın. Yani belki yaratmasaydın, belki yani senin sana faydan vardı aslında. Ve belki yarattıklarınla da bu yolculuk seni o adama getirdi. Her şey bu adama döndü bu gece. İzliyorsanız efendim sevgiler, sizden bahsediyoruz. Sevgiler, hürmetler. Peki, aşk. Seviyorsun aşkı. Kimseye Kimse sevmiyorum. Bak aşkı. şu mesajları merak ediyorum. Açacağım. Söz açacağım. Ben hep şey diyorum. Aşık olduklarımız en güzel kişisel gelişim öğretmenlerimizdir aslında. Öyle. Yani biz de işte binlerce dolarlar veririz, gideriz gurulardan ders almaya çalışırız. Ama Ben hayat... bence dolar gurudan ders almayı. Sen öyle bir şey mi yapıyorsun? Yok, yapmıyorum çok Ha. şükür. Var ya öyle bir grup Ha. var. Binlerce dolar eğitimlere yatırıp genellikle Amerika'da oluyor bin üzeri eğitimler. Ve bir şeyler öğrenmeye, anlamaya, idrak etmeye çalışıyorlar. Ama sonra yanına oturmuş ve seninle otobüs bekleyen biri bir cümle söylüyor. Ve en duymaya ihtiyaç duyduğun cümle belki de o. Sen korona vesaire, annenin hastalığı, hiç buralara girmek istemiyorum ama bu herkesin yeter artık dediği anda neyi idrak ettin? Şunu kendimi çok özlediğimi zaten farkındaydım, çok özlediğimi. Artık başkaları için çırpınmanın beyhudeliğini, takdir bekliyor olmanın, yani beklediğim kişiden gelmiyor olmasının artık boşuna bir bekleyiş olduğunu ve buna ihtiyacım olmadığını. Yaşamayı çok sevdiğimi ve ölümün çok da bir dert olmadığını, hastalık olmasın tabii o çok ağır bir şey. En çok neyi idrak et? Hayatta huzurdan başka hiçbir şeye ihtiyacım olmadı. Sadece huzur. Zaten onun altyapısını hazırlamışım yani. Gümüşlüğe taşınmışım ufak ufak ve sürünerek. Hani bir saniye filan aynen o. Bir dakika konserler var bir yapıp hemen filan. Albüm ya böyle şöyleymişim ama dışarıda böyle görünüyorum. Hani böyle son benzin tankının böyle dibini sallarsın birkaç damla. Hani böyle ittir kaktır tüketmenin sinyalinin olmadığından. Yani tükeniyor diye bir sinyal yok. Tükendiği anda başlıyorsun zangırdamayı. Ne oldu bana diyorsun. Panik atak oluyor. Bir sürü hastalık oluyor. Alerjiler yok. Mide galebesi yok. Bilmem ne. Böyle bütün yaşam kaliten sıfır. Niye ki diyorsun? Ben çalışıyorum. Bir şey yapmıyorum. Hayır işte. Bize o öğretilen çalış çalış öyle bir şey yok. Çalış, yaşa, keyif al. Hele de bu ülkede sakın keyif alma, sakın yapma, sakın bilmem ne yapma. Katolik öğretiler yani Katolisizm dediğim öyle illa dinle alakalı değil yani Katolik Rigid, muhafazakar katı öğretiler. yeter yani 40 yaşıma geldi bak bir daha cümle içerisinde kullanıyorum daha kaç kere kullan Allah'ım. 40 yaşıma Her geldi iki bak bir daha şey 40 yaşındaki. yani 20'ler 30'lar gelmeyecekmiş gerçekten. Bundan sonrasına iyi bakmak istiyorum. Böyle elimi toprağa falan iyice bulayıp çamuru üstüme atıp. Şimdi canım istemiyor demek. Bunun bir şımarıklık olmadığını bilmek ki. Evet 20 yıl çalıştım, bir şey kazandım, kendimi birkaç anlamda gerçekleştirdim. Kendime o küçük payı da açıyorum. Yani evet yapabilirim şimdi. Ama daha çok yapmak istiyorum. Daha çok insanlara iyi gelmek istiyorum. Bir kelamla, bir lafla orada işte dedin ya oturursun. Şeyde banktaki insan olmak istiyorum. Bir şey öğrendiysen bir cümleyle söylemek istiyorum. Ne çok şey idrak etmişim. Bitmiyor. Bir tane sordun. Şahane, şahane. Bir de Şahane. başa dönmek istemediğim. Sözü bağlı kesiyorum. İyi geliyorsun da birilerine. Yani görüyorum bir psychic çalışması Evet. yapıyorsun online. Biraz ona da girmek istiyorum. Ne yapıyorsun?
Ya şimdi bu da böyle ters algılanıyor ve çok ürkek, tedirgin paylaştım. Ben 5 yıldır çalışıyorum, sakin çalışıyorum. Sertifika, 2 tane sertifikam var. Ben yani doktorlardan da yardım aldım. Bir sürü dediğim gibi ilaç tedavisi vesaire gördüm ama hani böyle kesin, temelden bir halledemedim kendimde. Ve bir sürü insan gibi alternatif yollara da gittim. Hiçbir şey tukaka demedim ben yani. Aman doktor da olmuyor. Ama hayır, her şeyi denedim çünkü kendimi özledim. Ve Türkiye'de sevgili Eralp Caner'in vasıtasıyla tanıştım. Bu Psyche metoduyla tanıştım ve 5 yıl kadar yani kurslarına gidip eğitimi almazdan evvel ben de bir danışandım. Seanslar alıyordum. Bir süre konserlerimi ancak öyle devam edebildim filan. Sonra eğitim aldım Eralp Caner'den. Ve daha sonra bunu kendimle çalışmaya başladım. Kendimi iyi etmek için, daha iyi hissetmek için. Ve benimle birlikte yaşayan eşraf, dost, arkadaş, bilenlerle de çalıştık. Birlikte çalıştığımız için. Ben birine bir şey yapmıyorum. Böyle algılanıyor. Paylaştım ama çoğu insan da bilmiyor ne olduğunu, doğal olarak anlatıyorum. Ben alıp da size bir şey yapmıyorum. Şey gibi düşün, meditasyon yapmak gibi düşün, yoga gibi düşün. Bir müdahale yok. Sadece nasıl çalışıldığını anlatan bir kolaylaştırıcıyım. Hani tabirimiz o, Psyche kolaylaştırıcısı. Yani ekranda işte şöyle yap, böyle yap. Yani bir takım hareketler vesaireler. Çok şükür bugüne kadar birlikte çalıştığım bütün takipçiler, bütün herkes mutlu. Benim için önemli olan o. Teşekkür eden var. Diyorum ki bana etmeyin. Bu bir yöntem. Ben hani bunu al, buraya koy, böyle yap. Elini buraya koy, kolunu buraya koy. Kadar basit. Her şey yazılı çizili. Yani şifacı da değilim, hiçbir şey değilim. Ben bunu kullandım. Siz de kullanmak isterseniz gösterebilirim. İsterseniz çalışalım birlikte. Öyle. Bilmeyenlere nasıl anlatırsın Sakya metodunu? Yani dediğim gibi o çok bana düşmüyor onun, yani o laf bana pek düşmez diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim, enyumi.me sayfası var internet üzerinden araştırmak isteyenler için. Orada daha detaylı ve gerçekten anlatılarak ifade bulacak bir yöntem değil. Gerçekten birebir çalışanlar eğer bugün izliyorlarsa bizi de buradan yorum yapabilirler, yazabilirler, paylaşabiliriz. Tecrübe ettikçe anlıyorsun gerçekten ne olduğunu. Şimdi bana desen ki yogayı anlat. Nasıl anlatayım ben sana? İşte kolunu koyuyorsun bilmem ne. Çok santim. Ha? Mümkün değil yogayı anlatmak. İçine gitmen lazım. Anlatsan da anlamaz. Anlatsan Psyche'yi de anlatamıyorum. da Şöyle anlatayım. Küçük anlamaz. bir filtre metodu. En kısaca. Şartlı olarak şartlı reflekslerin bizim hayatımızda bizi engellediği yerler. Büyürken, bu yaşımıza kadar gelirken öğretilerin bizi kısıtladığı şeyler, belli temel inanç kalıpları, bize zarar veren, gelişimimizi engelleyen, en basit bir köpek korkusu bile nedenini bilmediğin ve sokaktaki yürüyüşünün konforunu senin elinden alana kadar gidebilirim. Bunları hayatından bertaraf etmek isteyenlerle yaptığımız bir çalışma. Ne kadar sürüyor? Seanslar mı ya, yani çalışma şey. Aslında istediğin kadar, hani ben 45 dakika, hani konsantre olabilme, verimliliğin en yüksek olabilme hali 45 dakika, maksimum 1 saat anlatıyorum, çalışıyoruz. Ben kendimle istediğim kadar, hani soruyorsan nedir bunun limiti? Hiçbir limit yok. İşte yani nasıl ki canım yoga yapmak istiyor bugün, canım bugün meditasyon yapmak istiyor kadar, spor yapmak istiyor kadar, sonsuz. Ama tabii birebir çalışmalarda hani bazen yorulabiliyoruz, konsantrasyonumuz kayabiliyor. O yüzden 45 dakika, 1 saat kafi. Ama anladığım kadarıyla hiçbir zorlama olmayan, mucize sözü vermeyen, gel seni iyi demeyen, Ben bir şey yapmıyorum gel sadece. deneyim diyen bir sistem, değil Tabii, mi? yani en güzel tarafı o, hani çünkü üfürükçü mü oldun falan diye. Ya. Ya çok pis bir espriydi bu. Üfürükçü mü oldun dedi birisi. Ben de Eylül Biçer, benim birlikte çalıştığım stajyer dedim. Eylül, bir de bana dedim üfürükçü diyorlar. Adak da yapıyor musun? İyice panik adak dedim. Biz patladık gülmekten. Koptuk ya.
Panik. Yani çünkü sinir bozucu. Yani orada birileri yardım aranıyor, tamam mı? Sen de diyorsun ki bana iyi gelen bir şey var. İlaç tavsiye etmiyorsun. Psikolog değilsin, terapi değil. Nasıl o zaman senin canlı yayını da keselim yani. Ne Tabii. sponsor mu aldın Pınar? Aa ne ayıp falan diyelim. Anladın mı? Ya bu bana iyi geldi. Ve ben bunu birebir 5 yıldır tecrübe edip üstüne üstlük inatla bir daha bakıyorum yararına, faydasına. Ve kimse hiçbir vaadi yok. Ne yöntemin ne benim. Ama zaten çalışan yöntemi nasıl kullanacağına göre, artı isterse gidip eğitimini de alabilir. Yani burada mesleği şey yapmıyoruz. Saklamıyoruz mesleği derken, yani metodu, işleyiş şeklin, eğitimleri var, okunabilir, tekrar edeyim, enyumi.me sayfasından bakılabilir. Bana, hayatıma bambaşka bir şey kattı benim. Eray Caner'e bunun için teşekkür ediyorum. Yani iyi ki hayatımda onun gibi bir adamla tanıştım. İyi ki o böyle bir şeyi, Rob Williams'tır menşei, Amerikalı bir klinik psikolog. Daha sonra bu Selke yöntemini literer anlamda, yani matbu anlamda elle tutulur bir hale dönüştüren kişidir. İyi ki Eray eğitimini alıp bize gelip, bırak seansları, eğitimini bir şekilde nasıl yapılacağını anladım. Sağ olsun, var olsun. Ve Değil mi? sana Bana geldi. geldi. Herkese neyin iyi geleceğini herkes kendisi seçer. Kimine alkol iyi gelir, kimi uyuşturucu kullanır, kimi meczup olur, kimi deli gibi üretir, kimi işkoliktir, kimi nefamandır, yani sürekli sevişmek ister, kimi ne bileyim ben, acayip böyle hani bira mı koyayım abi, televizyon, cips, bu iyi, kaçmak iyi gelir, kimi yüzleşmek ister. Bunu kimse sorgulayamaz, yargılayamaz. Bana da bu iyi geldi. Bir sürü şey birlikte. Böyle. Köy nasıl? İyi, ellerinden öper. Köye dönmek nasıldı? Köy güzel. Burada mutluyum. Anneme gidip geliyorum. Bu ay gidemedim. Pandemi çok ciddi bir noktaya geldi. Bu bulaş seviyeleri arttı. Ben hem tedirginim, kendi adıma da, başkalarına bulaştırmak adına da. O yüzden burada iyiyim. Takı yapıyorum. Küçük bir aşçılığınız var buradaki Üretmeye devam ediyorsun. takılar bebeğim. Tüzyanın takıları. Bak, takı masandan sesleniyorum size. Çingene el atmak istiyorum. Ne yapacağım? Boncuk diyeceğim. Ay, onlara dokunacağım. Bilmem Gerçekten. bir ucundan tutayım mı diyeceğim. Yok, elde etmiyorum kimseyi. Hiç hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Tamamen sen yapıyorsun o halde. Tabii hepsini ben yapıyorum. Tek Yani bir dizdirmiyorsun kimseye. yok. Bir ara erkek arkadaşım ilk başlarda bir yardım ediyordu. Sonra onun da boyunu aştı mevzu. Bir saniye ellemeyin. Hangi boncuk hangi boncuğun yanına gelecek falan, ilham geliyor diye böyle iğrenç bir kadına dönüştüm. Elleme falan. Ya. Eyvah eyvah. Oysa Bir de ben öyle düşünmüştüm. Köyün güzel kadınlarını, emektarlarını toplar Cihan. Onlarla birlikte bir şekilde hem sohbet eder, hem şarkı söyler, hem de boncuk dizer. yapıyoruz, onu da haberini vereyim. Burada küçük bir yer tuttuk. Biz dört kadın. Ben, Mine Süt, Zeynep Oman, Belit Özükan. Ha. İşsiziz. Şimdi bu ayıp değil. Yani millet şarkıcıya bak, takı satıyor. Satıyorum. Çünkü sonuçta legal bir şey yapıyorum. Instagram'da sayfam var. Ve evet, bundan müthiş keyif alıyorum. Ya evde kukuma kuşu gibi oturup, Allah'ım ben ne yapacağım? Konser de yok. Allah'ım, İşte Allah kahretmesin bu sistemi, bu bilmem ne. Zaten böyle olacağı belliydi. Zaten dünyada, memlekette ne olursa en ufak şeyde biz etkileniyoruz. Takıya merakım vardı. Bunu bir zanaate çevirdim. Bilmem şikayeti olan oldu mu? Geri iade ediyoruz. Yani kimsenin hakkını yemiyoruz. Beğeniyle alana müthiş seviniyorum. İşimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Ve biz dört kadın bu atölyeye karar verdik. En azından birlikte olalım, orada olalım, buluşalım. Orada böyle el işlerimizi birlikte yapalım. Yalnızlaşmayalım. Evlerin bir odasını kapatıp orada böyle bu sıkışıklığın içerisinde kendimizi de yok etmeyelim. Şimdi onun heyecanı var. İşte boyası, badanası, bilmem nesi.
Sıkışacağız oraya. Sosyal mesafemizi koruyarak. Onu da dipnot geçeyim. Atölyeler düşünür müsünüz acaba efendim? Efendim atölyede neymiş? Atölyeler yapacak mısınız? Ben illa dizeceğim o boncuğu. Sen de Ben yap, ben çizmeye ki ben hissi bana müzik dersi veriyor musun dediklerinde de bir saniye bağdaş kuruyorum. Dediklerinde de yani ben bilmem mesela ben her şeyi bu hayatta kendi öğrendiğim bilgiyle ve biraz hissi kavlal vuku yapıyorum. Yani içimden geldiği gibi doğru olduğunu düşündüğüm şekliyle. Yani solfej öğretemem, armoni öğretemem. His anlatabilirim. Yani bilmem. Bakarız ya bir şu atölye çatısında. Ya zaten şu dönemde plan yapmak en saçma şey olsa gerek. Hiçbir planım yok. Evet. Hiçbir planım. Biz Yani neden karar veremiyorum artık. Duydun mu son söylediğimi? yani işte bir gidip geliyor internet yakalıyorum söylediklerimi. İğrenç dedim bir daha söyleyeyim. Ay başıma bile karar veremiyorum. Anladın mı? O da şaştı artık. Yani gül. Gülme. Dur şarjım bitti. Düzeltmeye çalışıyorum şunu kablomu bilmem ne mi. Yan çeviremiyoruz değil mi biz bunu canlı yayında? Çeviremiyoruz bir tane. O yüzden şarja takıp azıcık düzelteceksin şeyi. Peki ben hiçbir şey yapmıyormuşum gibi davranıp seni dinliyormuşum gibi şey yapmaya devam edeceğim. Bitmedi mi daha röportajım? Evet. Röportaj. Neyim? Evet. Şimdi merak Böyle mi ettim. yapacağım bunu? Şarjı bitti. Elektrikler kesikti arkadaşlar. Çok özür. Aç sorularla bitirelim. %20'deyim. Bak ben de Direkt veriyor. Kadının şeyi. Tamam, buluyorum ne yapacağımı. Allah'ım ya Rabbim. Atölye. bu arada sorularımı sorayım mı? Sor. Duyduğum kadarıyla cevap vermeye çalışayım. Sor. Böyle olmuş. Güzel. Şarjımız bitmek üzereyken record. Ben sana sürekli sorular sormuştum. Sen de Tamam. Böyle görebiliyor musun beni? çok güzel görebiliyorum hem de. Tamam. Çok. Şimdi tam hallettim şarjımı da. Dinliyorum. Ben şarj oluyor mu? Evet. Süper. Tamam. Biz seninle en son ben hadi gel röportaj yapalım dediğimde de şarjımız bitiyordu bu arada. Olabilir. 20 kalmıştı ve şimdi sor ya şimdi yap. Üf, niye soru buluşacağız ki deyip bana şeye bastı. Güzel bir röportaj. Bastı. Ve %20 şarjlık kadar ben sana soru sorabildim. O yüzden bu çok manidar bence. Dedim ya hep sohbet kıvamında olsun istiyorum. Bu kavuşmalar, özlediklerimi de davet ediyorum aslında ve biraz da bana iyi gelenleri davet ediyorum. Seninle ilgili hep hissiyatım şey oldu. Yani bir çok hayran oldum. Neden hayran olduğumu söyleyeceğim. Kendisiyle yüzleşme cesaretini bu kadar güzel kuşanan ve bütün İşte panik hata olsun, aidiyet eksikliği olsun, sorgulamaları, iç hesaplaşmaları olsun. Bu kadar cesurca masaya atan ve ya evet arkadaş bende şu var diyebilen çok nadir insanlardansın. O anlamda çok hayrandım. Ama bir de şeyi de yani bunu o asiliğini ve cesaretini bir sürü rolünde yaptığını da görüyorum. Yani İskenderun'da hani geldiğin o aristokrat aile yapısına sırtını dönüp sanatçı olman, işte bulunduğun camiada popüler müzik denen şeyi işte şunu yap bunu yaplara rağmen hayır. Ben canım istediğinde Hicaz makamından ya da türkülerden ya da cazdan giderim diyebilme özgürlüğünü her zaman kuşanan, hiçbir zaman bunun yüzünden olduğu değil, bunun sayesinde ya da buna rağmen olduklara inanan ve bana her zaman ilham veren bir kadın oldun. Teşekkür ederim. O yüzden de davet etmek istedim sana ve şu dönem herkesin o dedin ya hani ya tüh işte devlete küfredeyim. İşte evdeyim, hapisim, şarkı söyleyemiyorum. Bin tane bahane üretebilirsin kurban psikolojisine girmek için.
Ve şu anda da zaman zaman o kurbana kaçan, belki hepimiz zaman zaman yapıyoruz. Ama bizi izleyen de ve ya ne yapıyorsunuz, ne olur bize bir yol gösterin, bize bir ışık olun diyen de binlerce insan var. Şu anda 313 kişi izliyor gibi görünüyor ama yarın YouTube'da tekrar olacak ve inan 5 bin, 10 bin kişiye gidecek bu video. O yüzden arada bir kafayı sıyırmak üzereyim diyenlere ne önerir Cihan? Ne yapsın insanlar? Arada bir kafayı sıyırmak üzere olanlar mı? Genelde kafayı sıyırmak Genelde üzere. sıyırmak üzere olanlar. Çünkü şu an yani her gün şöyle bir derin nefes alıyoruz. İşte Londra şu an tamamen complete lockdown ilan etti ve tam Noel üstü hani üç ayrı aile bir yere gelebilme müjdesinin haberini almışken Noel'e birkaç saat kala İngiltere tekrar yasak koydu. Hayır, herkes evine dönsün dedi. Yani bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. İnsanlar her gün travma yaşıyorlar. Ay, şöyle şimdi ben çok fazla şey bilen biri değilim. Yani sorduğun soru büyük bir sorumluluk. Ne yapmanız gerekiyor? Yani işte olumlu düşünün. Kendinize bir çimdik atın. İyi ki hayattayım deyin. Bunlar bana biraz şey geliyor. Yani ne yani o insan bilmiyor bunları yapması gerektiğini. Bunların ona iyi geleceğini. Ben söyledim. Evet gerçekten bir kendime çimdik atayım. Aklına gelmedi mi? Gelmiştir. O yüzden ne diyeceğimi çok iyi bilmiyorum. Ben kendimde ne yapıyorumu belki hani söylersem. Bazen çok uzun yıllar çok umutsuz anlarla yaşadım. Yani o anların sıklığı ve bedenimdeki o bitmek bilmeyen sirayet ediş halleri çok yorucu bir şey. Ama ben hep ehvenişer yani daha da kötüsünü biliyorum. Çaresiz olmayı, hiçbir şey yapamayacak noktayı. O yüzden belki kendime acımayı bazı zamanlar bırakmışımdır. Yani onun da kötüsünün, daha da kötüsünün elimin ayağımın bağlı olup hiçbir şey yapamadığım anların ne olduğunu hatırlamaya çalışırım genelde. Bir de her şeyi çok ciddiye alan bir insan olarak ben böyle anlarla o ciddiyet uzaklaşmayı salık veririmken çok da ciddi değil her şey. Yani hiçbir şey. Çok kendimi çok önemsemek saçma. Aptal saptal yaptığım hatalara böyle bir dışarıdan bak. Bu bak bu hareketler çok zor. Yani söylerken aptal gibi hissediyorum. Yani kendinize dışarıdan bakın. Yani şöyle bir şey dışarıdan bakmak şu. Çok zor. Farkındayım. Yani insanın kendinin dışına çıkıp yukarıdan bakması çok zor. O yüzden bu tür tavsiyeleri vermekten ziyade hep bir yol daha varı aklınıza getirin demeyi tercih edin. Bir şeyler daha yapmadığınız bir şey daha vardır illa. Çünkü benim hep yapmadığım bir şey daha oluyordu. Ya da zamanında yapıp verim alamayıp umutsuzca vazgeçtim bu yoldan dediğim şeyler. Tekrar denedim. Aynı şeyi, aynı şekilde bir daha. Çünkü çok seçenek yok. Eski seçenekleri sandıktan çıkartıp bir kez daha sanki deneyebilir insan. Çünkü onu denediği günle şimdiki gün arasında bir fark var. Dediğim gibi ben de bilsem Pınar. Peki Hele de herkesi temsilen sana sorsam Cihan geçecek mi sence? Yani geçecek bizim veciz sözlerimizden biri olan delip de geçecek. Geçecek. Biz de geçeceğiz yahu. Biz de geçeceğiz. Biz de yani ne ortalama ömrü 65-70 yıl olan biz insanlar. Biz de geçeceğiz. Zilyon yıl ömrü olan bir yeryüzünün bir evrenin içinde biz de geçeceğiz. Bu da geçecek. Bunu hatırlayacağız. Sancısı belki uzun bir, o da sürecek. Bir şeyler sürecek. Ben şu sıra tek derdim, ne olur hasta olmayalım. Yani geçim sıkıntısı çok ciddi noktada. Hani millet şey zannediyor, işte kadın da sanatçı alıyordur telifi. Ne telifi alışı yok, konser yok, oturup kafamı da ben vurayım. Bir de affedersiniz özür dilerim, şey için söylemiyorum yani. Ben tek başımayım, babam hayatta değil, annem hasta. Bütün her şeyden ben mesulüm. Evimi geçindiren, anneme bakan benim.
zilyonlar akmıyor ki benim kucağıma yani. Ne takımı diye böyle aşağıda ne dedi ama yani neyle yaşayacağım ki ben? Ben şeye takılmıyorum. Eski standardımda yaşamıyorum. Olsun umurumda bile değil. Dedim ya en önemli şey huzur. Bir de viski tabii. Bir de viski tabii dedim. Rakıdan viski yakıştı. Ay alayım kız şu viskimi böyle otur otur. Hadi git tam. Şu kadarcık koydum insan için. Hadi koş. Benim çayım var ana. Sen sorularını aç. Ya elime Tamam. suyu alayım. Böyle Orada da ben şuradan soruları açayım. Belki aç. yorum vardır, soru vardır. Hadi bak soru açtım. Gidecek şimdi bizim deli kız. Var mı Biricik Şahan'ın sorunuz? Orada Buyurun. ben gitmiştim. Açtım. Haberleri yok. Yine kapatacağım hemen. Yok kapatma canım sorsunlar işte. Tamam, sorsunlar. Kendi kendimize Seni konuşuyoruz. şey yapmaz. Bitkim de bitmiş çok ayıp. Evet. Ya daha içmeye başlamamışım. Canım benim. Ciğer Dedim. çok tatlısın demiş biri. Bu soru değil. Hayvan. Mükemmellik sendromu. Evet doğru. Sendromu. Evet. Koç burcu efendim. Eskişehir'e sevgiler. Teşekkür Nazmiye. sağlık demiş. Jehan Hanım'ın Sanki sayfamda paylaşıyorum Instagram sayfamda biraz aşağılara inerseniz hikayelerde yok bugün. Ekseriye paylaşıyorum. Sayke PSYCH-K. Okay. Konya. Okay. şöyle Konya. yaparsan çok memnun olurum Cihan. Şimdi yarın bu şeyin tekrarı çıkacak ya. Sen o Sayke ile ilgili bir görsel ya da bir yazı yazıp dün akşamki yayında bahsettiğim metottur. Ve bu metodun uygulamasını, kolaylaştırıcılığını da yapıyor Cihan bu arada. Hani burada Bak Dilay Bilmen var çok sevgili tanışlarımdan biri. Ha, sevgili selam. arkadaşlarımı görünce seviniyorum. Tabii yazarım elbette. Anını yaptığını da bilsinler istiyorum çünkü. Ben paylaşıyorum sürekli. Sadece çok güzel ilişkiler kurduk bu sayede. Fakat saldırganlaşmaya başladıkları zaman biraz geri çekiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hoşlanmıyorum bu saldırgan hallerden ne olduğunu bilmeden. Bilmem sen doktor musun? Değilim tabii ki ne olduğunu bilmiyorsun. Yani hep aynı şeyi cevap olarak veriyorum. Siz yoga ve meditasyon yapan insanlara aynı saldırganlıkta bulunuyor musunuz? O yüzden çok konuşmayı sevdiğim bir konu değil ama araştırılabilir. enyumi.me'den bakabilirsiniz dediğim üzere. Şahane. Peki ben sorularıma devam ediyorum. Buyurun. En sevdiğin rolün? Rolüm. Hı. Valla sahnedeki halimi seviyorum. Yalan değil. Çok ukala bir rol. Böyle bir sınırın var. Kimse sana yaklaşamıyor ama herkes buranda. Sen de herkesin orasındasın. Onlar da. Bir saatin var. Rolün sıkmıyor. Çünkü ömür boyu üstüne yapışmamış. Mesaisi var. Ve onun sonuna kadar yaşayabiliyorsun. Bir sevişme gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sınırlı, sorumlu ve çok heyecanlı. Ve birilerine iyi geliyorsun. Ya da kötü geliyorsun. Ama geçici. Akılda kalıyor. Giyiniyorsun, maskelerin var. Hiçbir zaman sabahlığınla böyle evde dolaşırken ki insan değilsin. Biraz da olsun ama. Bilmem çok anlatırım. Oh, onu seviyorum. Arkasına saklanıyorum. Arada bir saklanmak iyi geliyor bence. En sevmediğin Eş olmayı sevmedim ben. Yani nasıl diyeyim? Belediyede nikahlı eş var ya. rolün. Dışarıdan Evet. bakılan Hükümetinin onayladığı. o onayladığı o eş olma durumundan, eş olma halinden, eşiyseniz eğer ya da eşi misiniz? Bir eşim yok ayol ne eşi olacağım? Bana biraz hakaret gibi geliyor ya. Hakaret gibi gelmiyor. Görev değil ki işte rol biçilmiş gibi gerçekten eşi olmak. Neden
Yani o çok gereksiz politik bir kibarlık olarak geliyor. Yani kadını, erkeği, yoldaşı, hayat arkadaşı, ne bileyim, bunlar daha gerçek, daha samimi geliyor. Peki o halde eş rolünü sevmedin. Şimdi sen rol dediğin zaman rol benim için oynanan bir şey, anladın mı? O eş rolü de veriliyor ya. Yani şöyle tabii spiritüel Hayır, yer. anladım anladım ama yani hangi kimliğini seviyorsun desem belki başka cevap veririm. Rolüm, sahnedeki rolümü seviyorum. Hangi rolümü sevmiyorum? Eş olma rolümü sevmiyorum. Çünkü biçilmiş, onun yapman gereken şeyler var, şu var, bu var. Hoşuma gitmiyor. Gerek lazımlar, olması gerekenler, işte boşanmak için iffet bilmem neleri filan, bunlar böyle rol dışında kaldığım için yaptığım hatalar, yapılan hatalar, bilmem, sevmiyorum. En sevdiğin koku. Benim yaşadığım evin yanında fırın var. Ve özellikle bu turnelere çok gittiğimiz zamanlarda sabah 5 gibi geliyordum eve, uzun yoldan, ya da işte sanki o gece uyumamışım ve uyanım. O fırından gelen o ekmek kokusu beni çok mutlu ediyor. Hep böyle çocukluğumda İskenderun'da duyduğum o kokuyu hatırlatıyor. Sanki sobanın üzerinde ekmek kızartıyorlarmış gibi. Bir onu çok seviyorum. Bir de bu Melisa çiçeğini seviyorum. Yazları 2 ay kokar. Evin küçük bir böyle bahçesi var, bahçe gibi. Oraya da diktim. O da beni hep karşılardı turneden geldiğimde. Sabah böyle hafif, bir de akşam gün batarken. O Melisa çiçeğini ve o ekmek kokusunu böyle duyduğumda hep diyorum ki şimdi ne olsa olur, kabulümdür yani. Çünkü çok güzel. Limon çiçeği demiştim ama o Melisa'ymış. Limon değilmiş arkadaşlar. Diktim sonra. Çünkü limon çiçeği dedim, limon verdiler bana. Dedim hayır, bu değil. Şey. En sevdiğin ses. Sessizlik. Sevdim bunu. En büyük duan. Şükürdür benim duam. Şükür. Çok şükür. Çok En büyük şükür. ilkin. Nasıl? En büyük ilkin. İlki. Aşk. İyi ki aşk. İlkim aşk. En büyük iyi kim? İyi kim? Ha, ilkin dedin zannettim. İyi kim? Bu arada ilkini de almış olduk. Bahaneyle. Tamam. Tamam. İyi ki aşk diyemeyeceğiz. Sağlık. İyi ki, iyi ki, iyi ki. Sağ. Hayattayım, iyi ki, iyiyim, evet. En heyecanlandığın şey. Heyecanlandı. Of, şey işte böyle bir şeyi sunmak yani. İnsanın önüne çıkmak filan. Böyle çok çalıştığım bir şey sunmak. Stage Hı. Biraz stage fright gibi de bu. Arkadaşlar tercüme ediyorum. Sahne korkusu dedi kendisi. Evet. Canım benim. Teşekkür ederim tercüme için. Peki. Balık tutmak, bak kuzenim yazıyor. En sevdiğim şey çocukken balık tutmaktı. Ama vejetaryen olduğumdan beri ki balık yemeye devam ettim. Bir süre daha deliler gibi balık tutmaya şey yaptım. Sürdürdüm o şeyi, avcılığımı, ama bu aralar biraz şeyim. Kıyamıyorum artık sanırım. Balıklara mı? Evet, hiçbir canlıya. Canım benim. Peki, şu sıralar serzenişin kime? Geçelim. Bip. En huzurlu an. Çok var böyle gün içinde. İyi ki yaşıyorum dediğim, işte iyi ki sağlıklıyım. Oh, iyi ki dediğim anda. Çok şükür. Amcam değilsin Semir Maksur, oraya yazma. Amcam filan değilsin, kuzenimsin. Annemin kuzenisin. İkinci derece benim kuzenimsin. Özür dilerim. Ve vejetaryenlik nasıl başladı? Hayvanları sevdiğim için yani. Yardım alıyor musunuz? Balık tutarken mi? Haz etmediğin şey. Yalan.
pragmatizm, faydacılık yani. Hı. Yalanı da hiç haz etmem. Bir de kendini böyle sürekli olarak birilerine beğendirme çabasıyla etrafta dolaşan insanlar gördüğüm zaman iki tane tokat atasım geliyor. Hiç haz etmiyorum. Ama yalan gerçekten çok canımı sıkıyor. En masum yalanın. Takı yaparken yardım almıyorum efendim. Kendim yapıyorum. Evet, en Onu masum ben... yalanını sorayım o zaman. Neyi soracağım? En masum yalanın. Yani okuldayım. Tatlıymış. Allah Allah. Peki. Kimsenin bilmediği sır. Masum bir sır olabilir. Allah Allah, kimsenin bilmediği sır, oturt beni sen 400 kişi ya da neyse. Ben Diyorsun. söyleyebilirim istiyorsan. O zaman kimsenin bilmediği olmuyor yani. Kendiminkini söyleyebilirim. Kimse E bilmiyor. sen kendini söylemek için soruyorsun. Söyle dinliyorum. Hayır, sana cesaret olsun diye. E ben korkuyorum ki sırrın şeyi, adabı ortadan kalkıyor. Aa, kimsenin bilmediği sır, ne bileyim ben. Çocukluk sırlarım, burnumuzu Şu karıştırdılar. an sistemi yok ya. Çok mutsuzum. Acaba sevgilimden istesem mi bir kadeh viski? Alayım dedim, hiç koymamışım. Boşmuş şey. Hiç olmadı bu iş. Evet. Bak, sırrı nasıl güzel geçti. Ya niye söyleyeyim sırrımı? Tamam. En büyük korkunu az önce biri sormuş. İşte şey, hastalanmak. Yani böyle müdana eder şekilde, birilerine muhtaç şekilde çok korkarım. İki, bu panik ataklarda yaşadığım o döneme, yani o iğrenç döneme geri dönmek. Bu iki büyük korku. En büyük tutkun. Sevilmek ve sevmek. Gördüğün en güzel şey. Ağaçlar. En büyük hasretin. Annem. Annenin en büyük hasreti. Çocukluğu. Babası orada olduğu için mi? Babası ne olduğu için? Çocukluğunda olduğu için mi? Yaşayamadığı için çocukluğunu bence. Hep yatılı okullarda, rahibelerle birlikte filan, ailesinden uzakta, istediği o güvenli ev ortamından uzak bir yerde yaşadığı ve hep başkalarının istediği gibi yaşadığı için sanırım. Bilmem, bence bu, bence. Kimilerinin rüya diyebileceği bir babaya sahip, değil mi? Evet. Çok Çok büyük. seviyordu babasını. Dedemi ben de çok seviyordum. Müthiş bir adamdı. Çok büyük bir avantaj, çok büyük bir güç gibi görünürken de aynı zamanda sıkı sınır. Hayatı da muhtemelen belli kıstaslarda mahvetmiş olabilir. Evet. Çünkü baban için büyük rakip. Ya da diğer babalar için büyük rakip. Yani o kadar. Yani ben bile dedem gibi bir adamla tanıştıktan ve onunla birlikte bir 15 yıl yaşadım. Ki ilk 4 yılı belki çok hatırlamam diye düşünüyorum. Çocukluğumu da yani hatırlıyorum. Ben bile şey demiştim, mahvetti bizi bu adam. O kadar müthiş bir herif ki. Hani bir daha ne bir herife aşık olabileceğiz büyüdüğümüzde. Hiç kimse ne demiş, ama ölünce kıymetiniz neyse şey anlaşılacak. Niye ya, Allah Allah, iyiyim ben. Niye illa öldürüyorsunuz beni arkadaşlar? Çok şimdiden çok kıymetli ve şimdiden kıymeti biliniyor, çok şükür. Dediğim gibi şey, inanılmaz bir rol model, inanılmaz bir örnek ve ben bugüne kadar öyle bir adamla tanışmadım. Ne bir sevgilim öyle oldu, ne dostlarımdan birine diyemedim ki, gerçekten dedemi hatırlatıyordu böyle. Yani içeri girdiği zaman sanki hayatta hiçbir zaman başına kötü bir şey gelemez, gelmeyecekmiş gibi. Sen daha kendi eksiğini bilmezken senin adına her şeyi tamamlayan, elini ayağını senin adına, çok zor şeyler bunlar.
Bin yılda bir gelen. Birisi gücünü elinden alıyor senin aslında çaktırmadan da. Alışıyorsun da hoşuna da gidiyor. Sonra bir gidiyor. İnanılmaz güçsüz öyle kolun kanadın kırık gibi kalıyorsun. Kimse de benzemiyor ona. Yani benzeyeceğini de zannetmiyorum. Işıklar içinde dans etsin. Amin. Buradan ona da selam olsun. Hiç şarkı söylerken hatırlıyor musun Bazen. onu? Böyle konserde en önde otursun ve dinlesin ister miydin? Çok isterdim. Çünkü beni müzik konusunda çok desteklemiştir. Çok. Çocukken ilk böyle küçük bir teyp getirip çağırmıştı beni. Evlerimiz böyle iki ev vardı arada. Hemen hemen yan yana diyebileceğimiz evlerde yaşadık. Ve ben her gün dedeme gidiyordum. Dedem dediğim annemin babası, anne tarafından. Bir böyle kırmızı düğmeye bastığını hatırlıyorum. Hadi söyle demişti. Too Young diye bir şarkı vardı. Bir caz standardı işte o zaman Nat King Cole falan dinliyoruz evde. Onu söylemiştim. Sonra bana dinletmiş. Demişti ki bak böyle senin sesin. Çok şaşırmışım. İlk defa birisi sesimi kaydetmiş. Çok gurur duyardı. Fareyi konsolosu bir yandan. Eve böyle konsoloslar bilmem şey. Orgeneraller onlar bunlar geldi ama beni çağırdı. Ben böyle 12-13 yaşında. Belki daha küçük. 6 yaşındayken bile. Evet şimdi Cihan bize bir şarkı söyleyecek. Çok gurur duyardı. Hoşuma giderdi. Benim sesimi beğeniyor herhalde derdim. Çok şey yapardı beni. Motive ederdi. İtelerdi. Büyülenir gibiydi. Onu büyüleyebiliyordum öyle bir adamı. Düşünsene öyle bir adamı yani. Bir sürü torunu var ben büyüleyebiliyordum. Çok hoşuma gidiyordu o duygu. Peki onun torunu biraz şeye girmek istiyorum Cihan. Çok bahanelerimiz var ya biz insanoğlunun bir şeyleri yapmamak için. Ve şöyle bir cümle kurdun. Aslında insanı güçsüzleştiren de bir dedeydi. Çünkü çok güçlüydü. Yani aslında bazı atalarımız gücüyle kanatlarımızı kırıyorlar farkında olmadan. Ya da işte her adamda o gücü arıyorsun belki. Ve hiç kimse onun gibi olmuyor. Senin çok bahanen vardı. İskenderun'u terk etmek için. Ne bileyim, yani biliyorum geldiğin noktaya gelmek için öğretmenlik de yaptın. Hani çok küçücük rakamlara şarkılar da söyledin. Fransızca öğrettin, İngilizce öğrettin. Dışlanmışlık duygusuyla yüzleştin. Şunun gibi ollarla, baskılarla da uğraştın. Ya çok bahanen vardı geldiğin yere gelmemek için. O yüzden sürekli bahaneler üretenlere ne demek istersin sormak istiyorum. Yani şey demek isterim, bahane üretiyorlarsa o şeyi istemedikleri aşikar sebebine bakmaları kafi. Bir şey yapmak zorunda değil kimse. Bahane üretmektense bunu yapmak istemiyorum deme özgürlüğüne de sahip. Sırf dışarıdaki insanları memnun etmek, kendinize çalışır ve bir şey yapıyormuş gibi göstermek yerine. Bence bahaneye sığınmaktansa tamamen reddetmek ve bunu istemiyorum demek onları daha da rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bahane ciddi bir zaman kaybı. Yani müzik çalışabilmem için benim aydınlık bir odaya ihtiyacım var. Bilmem ne. Bunlar bahane mesela. Hani ötelemek. Çalışmak istemiyorsun belli ki. Hani çok da uzatmıyorum bence. Git gez. Hani bahaneyle vakit kaybetme. Çünkü sana birisi o aydınlık odayı sırf sen müzik çalış diye sağlayacaktır. Ondan sonra ne yapacaksın yani? Gibi gibi yani o bahaneler şunu istemiyorum demenin başka bir yolu yani. Ama işte o şunu istemiyorum da kendine dürüst olmaktan geçiyor. Aslında en iyi yaptığımız şey kendimizi kandırmak. Ustayız biz insanoğlu kendimizi kandırmakta. Ama işte hayat şöyle bir tokat atı veriyor. O hayatın sillesini yiyoruz. Ya da dedin ya hayatıma çıkan adam aşk. Bıdı bıdılarım ya da vızırtılarım çok da diyebiliyor ve beni kendime getirebiliyor. Yani biri mutlaka geliyor ve bizi kendimize getiriyor. Kendimiz de yüzleştiriyor. Dolayısıyla bazen korktuğumuz şeyin başarısızlık değil de başarmak olduğuyla da yüzleşiyoruz. Bir sürü şeyle yüzleşiyoruz doğru.
Bir sürü şeyi başka maskeler ardında yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi beşeri, bunların hepsi çok insani. Yeter ki onları yaparken az çok bir farkında olmaya çalışalım ne yaptığımızın. Ya da şöyle söyleyeyim, hadi tamam değiliz, hadi tamam bunları yapıyoruz. Eksiği karşı tarafta bulmaya çalışıp ona saldırmayalım da karlı bir çıkış olabilir bu sorgu sürecinde. Anlatabiliyor muyum? Yani bahanemiz sen çünkü bana bunu yapmadın, o yüzden ben bunu yapamıyorum falan. Bunlar mesela boş bahaneler. Bunlar istememek de değil. Bu tamamen saldırmak ve kendi yapamadığı şeyi aslında zamanında azmederek uğraşmadığı için başkalarını suçlayarak kendini acındıracak bir noktaya getirme çabası. Daha çok sevilmek istemek, daha çok bilmem ne istemek. Ya bunlar böyle uzar da uzar ipin ucunu çektikçe. Ben daha basit bakıyorum. Peki ya kendimizi suçlamak? İnsanın kendini suçlaması, suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu, o da bir şey ama bir işe yaramıyor yani. Hani gerçekten müthiş bir gerçekten hata yapmış ve o suçluluk duygusunu hissetmiş kişinin o suçluluk duygusuyla yaşamaya devam etmesi mi mantıklı? Yoksa kendine ya da cezalar keserek kendini sabote etmesi mi mantıklı? Ya da suç yerine onu bir ödüle ya da onu nasıl diyeyim daha faydalı bir şeye dönüştürmesi için çabalaması mı mantıklı? Yani suçlayarak ben o yüzden çok içiyorum çünkü dipte derinde kendimi acayip suçlu hissediyorum. Ben yani anlıyorum çıkamadığımız mevzular var ama bunun sebeplerini sürekli olarak başımıza bir şey geldi. Zaten dünya uzatmayayım. Başımıza bir şey gelen yer. Reşat Nuri Güntekin'in çok güzel bir cümlesi vardır Acımak romanında. Bu son 3-4 aydır hep aynısını söylüyor. Diyor ki dünyadır olmadık olmaz. Niye bu oldu? Çünkü dünyadır, olmadık olmaz. Ben bunu söylüyorum kendime. Çünkü başıma bu geldi. Ben de o yüzden böyleyim. Ya bu böyle şey. Yani benim de geldi. Evet. Yani. Gelenler değiliz. Başımıza gelenlerle neler yaptığımızız. Aynen öyle. Zaten başına gelmiyor. Oluyor. Ve sen o esnada orada oluyorsun. Başıma geldi filan. Eyvah böyle. Yani insanlar ölüyor, insanların aileleri hastalanıyor, insanların yakınları intihar ediyor, insanların yakınları kendileri bağımlı olabiliyor, ruhsal sorunlar yaşayabiliyor, geçim derdi yaşıyor. Çok ciddi ekonomik sıkıntılardan dolayı büyük 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 problemler yaşıyor. İnsanlar birbirlerini aldatıyor, aileler yıkılıyor. Trafik kazasında şu, travmatik olarak hiç beklemediğin şekilde çok yakınını kaybedebiliyorsun. Yetim verilebiliyorsun. Evlat edinilmiş bir çocuk olabilirsin. Anneni babanı tanımıyor olabilir. Bak bütün bu hikayeler, bütün bunlar, bütün bunlar. Hiçbir tane sana dedirtiyor mu? Hayır, çünkü bu hayat böyle, böyle bir şey. Etrafında bu yaşına kadar gördüğün örnekler, senin başına gelenler. Sıklığı can sıkabiliyor. Çok üst üste olduğu zaman ruh sağlığını gerçekten tehdit eder hale geliyor. Ama yani şunu söylemek gerekiyor. Sadece sizin başınıza gelmiyor. Başa gelmekse eğer bu. Hepimiz yaşıyoruz. Yani kimsenin nasırı diğerine göre daha küçük ya da daha büyük değil. Herkesin nasırı kendine vuruyor. O yüzden herkesin bir hikayesi var ve onu dinlemek gerekiyor. Kimseyi hakir görmemek gerekiyor. Kimse senden daha az acı çekti diye senin nazarında kendini daha talepkar görmene sebep olamaz. Gibi gibi bitmez dediğim gibi bu örnekler. O yüzden bu başıma gelenlerden dolayı cümlesi beni hayatta tatmin etmiyor. Peki, bir daha dünyaya gelseydin ve başlayan cümleyi, hadi tamamla. Ay bir daha mı ya? Yine şarkı söyler miydin? Söylerdim herhalde. Bilmem. Güzel bir şey şarkı söylemek. Herkes şarkı söylemeli bence. Yine yazar mıydın? Yazardım. Şarkıcı olur muydum? Yazar olur muydum? Ne, zaten yazıyorum. Şarkı söylemiştim. Bilmem. Mıydın? Ne yapar mıydım? Türkiye'de doğar mıydın? Yine bu topraklara Seçiyorum. efendim? Ben mi seçeceğim doğacağım yeri?
Eğer seçme şansın olsaydı. Ya ben bayağı tembel hayvanı olurdum. Hangi hayvan? Lemur böyle yavaş tembel hayvanı yani. Bu ne olurdu bence? Buradaki okaliptüse diye böyle yavaş. Her şey yavaş. Ya yani sigaramı yakıp nefesini çekip verene kadar ikinci gelmesi. Düşünsene daha sağlıklı bir hayat. Yani o bakımdan diye düşünüyorum. Yani her şey yavaş. Öyle zannediyoruz. En şanslı hissettiğin an. Sevgilimle tanıştı yani karşılaştığım an. Yeniden karşılaştığın an. Evet. Şu aralar en şanslı hissettiğim an o. Peki, başına konan talih kuşu ne? Talih kuşu. Yani öyle anlar vardır ya insanoğlunun hayatında. Biriyle tanışırsın, biriyle sohbet edersin, biri sana bir soru sorar ya da bir rüya görürsün. Bazen bir rüya da talih kuşudur. Öyle bir Bilmem. Talih kuşu. Bir sürü anlar var iyi ki dediğim ama talih kuşu. diyebiliriz belki. Bence bu köyle karşılaştığım zaman. O ilk anı anlatsana. İlk köyü gördüğün, ilk köy sokaklarında yürüdüğün. Yok burada yaşamak istiyorum dedim net. Hiç daha uzatmaya gerek yok yani. Burası çok acayip. Sanki çok eskiyi biliyorum. Sanki ben her yerde varım. Bir şey söylüyor. Her şey çok güzel. Oyun gibi, cennet gibi. Ne bileyim, huri yok, nuri yok ama acayip. Böyle dünyanın son noktası gibi. Sanki temiz kalmış son yeri gibi. Hiç bozulmayacak. Kedilere dokunuyorsun, çocuklara dokunuyorsun. Ben birebir gördüğüm ve deneyimlediğim için, Ceyhan'ın gözünden gümüşü yaşadığım için söylüyorum. Yani o an, her an başka bir şeyle sevişiyorsun. Yani havayla, yosun kokusuyla, yerdeki ayağına batan çakıl taşıyla, işte Her o şey her... işte yani etrafıma serilmiş ve benden zamanında sanki alınmış her şey böyle bir daha bir daha bir daha ne güzel ne kadar güzel olmuş. Köpeği gezdirmeye gidiyorum onunla yürümeye daha doğrusu o beni gezdiriyor bence. O kadar mutlu ki onunla böyle ya ona bakamıyorum bile yani ne güzel batıyor ne kadar güzel. Aynı yere gidiyorum aynı yere ama bulut başka bir yerde duruyor işte o ağacın eğimi daha farklı filan. Daha böyle yeşillikler daha da artmış ya da azalmış. Körek otları çıkmış. Neyse. Ya bu komik değil mi? Doğayla böyle şaşkınlık nidalarıyla doğadan bahsetmek zaten var da. Çok güzel ya. Başka da bir şey yok ki. Bir tane ağaç var. Zeytin ağacı. 350 ila 400 yaşta. Tam benim evim bittiği yerde. Evrencan Gündüz gelmişti de işte bizleri ziyarete. Onunla yürüyoruz. İşte kaldığı eve götürüyordum yürüyerek. Ağacı gördü. Yani böyle bir teşekkür etti ağaca. Utandım. Lan dedim 6 yıldır buradasın. Yani bilfiil. Bir kere dönüp de şu ağaca bir selam, bir saygı duruşunda bulunmadım. Herif ne kadar başka bir derinlikte, ne güzel. Ben hani başka bir selam veriyordum ona da. Hiç düşünmemiştim öyle. Ne kadar zor 400 yıldır bu dünyada olmak. Sana bilgeliğini. Evet, Sana aynen öyle. ne söylerdi? Bana olsa ne söylerdi? Konuşabilseydi ne söyler? Ki konuşmadığını kim söyledi ama fısıldasa ne fısıldardı diyelim. Bence kız canıma hiçbir şey. O yüzden ama. Evet. Çünkü biz konuşuyoruz ne oluyor? Duruyor gövdesiyle lök gibi burada işte ya. Bütün kıvrımlarıyla konuşuyor, her şeyle konuşuyor. İlla konuşacaksa. Biz konuşmak zorundayız. Çok konuşuyoruz bence insanoğlu. Ben hele Allah'ım yani. Ağız ishali. Estağfurullah. Öyle öyle. En sevdiğin türkü. İki keklik. Şimdi ben yalnız değilim bence ama Hemen aldı herkesi arkasına. ne olur söylesene. Çok az ama. Ama bir de bir şey diyeceğim. Son hakkım olmasın. Çünkü ben sabahtan beri gesi bağlarını söylüyorum.
söylüyorsan ne güzel. Senin son hakkın değil. Başka bir şey daha söyleyebilirsin Pınar'cığım. Yani senin kulağından dinliyorum sürekli. Fırsatını bulsam da Cihan'a gitti bağlarını söylesem diyorum. Neyse içinden gelirse söylersin. Çok az bir iki keklik söyleyeyim. En sevdiğim yeri söyleyeyim. Orayı çok seviyorum. Tamam. Zaten o yüzden seviyorum Türkiye'yi. Emine Hanım yeni çıkmış limanında hamamda. Emine Hanım yeni çıkmış limanında hamamda. Uzun da geceler dilim yar heceler. Yar benim olsun yar yar yar. Yazması oyalı, kondurası boyalı. Yar sana hayran yar yar yar. Öyle. Çok özlemişim. Ben de özledim. Çok özlemişim. Ben de özledim. Ben de resmin var mı? Dedim Hem ya biraz caz, biraz Hicaz, biraz rock, biraz funk. vallahi. Var olan var. Şimdi bir sürü müzik türü var. Ben beste yapıyorum. Niye birisi Hicaz olmasın? Niye birisi funk olmasın? Sonuçta bir öykü anlatıyorsun da onu böyle anlatayım. Şöyle illa bir yafta. Cazcı mı? Değil arkadaşım. Değil. Şarkıcı işte. Yazar. Eflatun Art. Ha, bana bir viski getirsene yukarıya. Ne olursun. Çünkü bu deli kadın Pınar bana sürekli soru. Bağırıyor. Belki beni duyuyordur diye. Yok. Bak, Bir zannediyorum. söylediklerini hem yazıyorsun hem besteliyorsun be kadın. Sen bu işi nasıl Aynen, yapıyorsun? hem besteleyip hem yaz. Ha, gördüm. Oley. Neredesin bir saattir? Kifayetsizlikten öldüm. Geliyor. Şaka bir yana. Aa, Eral. Eralcığım sen ay ne olur dinledin mi? Bir sürü konuştuk bak Sayke'yi seni aldık. Eral Caner de katıldı arkadaşlar. Kulakların Canım içinden benim. Canım benim. sevgiyle andık, sistemden de bahsetti sevgili Ceyhan. Evet. Şimdi şarkı yani şöyle hem yazıp hem bestelemiyorum ben aslında. Ben öyle geliyor yani cümleler beste gibi geliyor. Bütün Yani mesela şu, kusura bakmasınlar ama kusura bakmasınlar ama bütün bu yıllar benim böyle geliyor yani nasıl anlatayım? Sürekli de beste yapmıyorum ama o cümle müziğiyle kendisi geliyor. Anlatabiliyorum. Viskim geldi geliyorum size. Sevgili efendim sürekli bahsettiler. Sizden sürekli farkındasınız dediniz mi? Sürekli kutlu aşağı kutlu yukarı. Çok mersi. Bunları YouTube'a koyma ama çok ayıp. Sonra diyecekler ki kıza bak. demezler. Yok yok. Çok Demezler. ayıp. Ayıp ayol kayıp gelmeyin üstüme. Bu dilin kemiği kırık durmayın sözünde gibi. Yani o ayıbın yolu Engin diye bir arkadaşım vardı Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tanışmıştı. O derdi ayıp derdim ayıbın yolu kayıp derdi. Çok hoşuma giderdi kaldı o bende ama bende kaldığı melodi bu. Ayıbın yolu kayıp. Anlatabiliyor muyum? Yani acayip de bir iş yaptığım yok yani. Hem söz hem beste hem şiir hem kitaplar falan. Yok. Sana göre acayip değil. Stajım bitti diyor Ayça Akoğlu. Ayça da geldi. Dünya Ayca. tatlı Sayke'yi tanıtan ve tanıştıran ve çalıştıran çok değerli dostlarım efendim. Hoş. Rakı da fena gitmiyor. Hani keyfin nasıl? Afiyet olsun. Afiyet. Bu şey. Evet pardon. Şerefinize saygılar. Afiyet olsun canım benim. Sahne. Buyurun.
Sahnede o bir kadehinle de şahane görünüyorsun her zaman. Teşekkürler. Seviyorum ben her gece bir kadeh içki içmeyi. Peki. Olabilir. Olabilir. Hemen aşağı cevap veriyorum. Buyurun. Şey Sayın hani hayat hep bize işte asla şunu yapmam, asla bunu nasıl diyeyim sana? Hayat bize asla yapmam, asla söylemem, asla kabul etmem dediklerimizi yaşatır ya hani. Evet. Hiç asla çalışmam ya da bu kadar uzun süre sahneden ayrı kalmam, asla şarkı söylemeden durmam vesaire gibi cümleler kurar mıydın? Hayır. Kurmadın. Peki hayat hiç asla dediğin şeyler yaşattı mı? Çok. Peki Çok. Sor sor korkma zaten artık ne iç amaç kaldı ne bir şey. canım benim. Peki hiç olmaz dediğin şeyler oldu Olmaz bir tanem oldu. Her şey oldu. Ortaçgil'in dediği gibi. Her şey olur, her şey büyür. Her şey geçer, hayat kalır. Taray viram. Tarararam. Şarkılar söylemiş Pınar Hanımcığım her şeyi. Bize çok yemek düşer. Yani sürekli yemek yemek düşer. Hasılı bu olmaz falan. Yani ben tabii ki bunları kendime söylemeye devam ediyorum. Kabul edemem böyle bir şey falan. Gayet de ediyorsun. Affet. Affetmek. Hı. Nasıl bir şey bu affetmek? Sesim bazen gidip geldiği için yineletiyorum. Bir daha sorarsan sevinirim. Nasıl bir şey şu affetmek? Mümkün mü sence affetmek? Ya affetmek söylencesi çok alacalı ya. Hı. Sen kimsin ki affediyorsun yani? Bilmem. Bana işte bak bunları ben becerebildiğim için söylemiyorum. Beceremediğim için hala söyleniyorum. Bak bu güzel bir söz oldu. Oldu, evet. Yani böyle bakıyorum affedemiyorum ya affedemiyorum. Ne demek affetmek? Ben kimim ki affedeceğim? Oluyor hayatta her şey olur. Kim çıkardı bu affetmeyi? Şöyle diyelim. Olanları anlamak ve sindirmek. Bence en doğrusu bu. Yani son dönemde mesela kavga ederken biriyle şey diyorum. Bir saniye bir sindirmem lazım olanları. Yoksa affa geçtiğimi zannetmiyorum bence. Yani sindirmeye, anlamaya, kendimden kurtarmaya. Kendi ön yargılarımdan, öğretilerimden, anamın babamın bana böyle olmaz bilmem ne falan dediği şeyde gösterdiğim tepkilerden, kendimden kurtarmaya çalışıyorum. Evet, böylesi daha doğru. Bunu yapabilmek için işte senin o dediğin bir adım arkaya, bir adım geriye gidip dışarıdan kendine bakabilmeyi becerebilmek gerek. İşte becerebildiğimiz kadar. Yani bir dakika, o bir dakika çok önemli. Bir dakika, bir dakika ne olur bir dakika. O her şey o bir dakikada oluyor, bir dakikada oluyor. Her şey o ağzından o söz o bir dakika içinde çıkıyor. Her şey o bir dakikada oluyor. O yüzden ne olur bir dakika. Çünkü verdiğin ilk tepki öğretilerin daha önce sana yapılmış şeylerden öç almayı arzu ediş halin ve bilmem ne ve bilmem ne. Affetmek. Yok. Yani beğenmeyebilirsin. Affetmeni bekleyemeyeceğiz. Beğenmemiş O olabilirsin. halde o bir dakika bir anlamda da şundan ötürü önemli. O yükseldiğin şeyin aslında karşındakiyle bilgisi yok. Senin Her yaran. şeyinle ilgisi var. Her şey. Var. Yani neden mesela sevgilinle ya da bir arkadaşına kavga ederken sürekli şunu duyarsın. Aman çok abartıyorsun. Aman çok abartıyorsun. Gerçekten mi falan?
Yani evet, gerçekten benim gerçeğim bu çünkü. Evet, abartıyorum, kime göre? Sana göre. Zaten hep bu yüzden kavga ederiz. Sana göre abartıyorum. Sence öyle değil. Çünkü bence böyle. Sen Burada zaten sarmal bir şeye giriyoruz. Yani bir dinleyelim. Şu kadar mesela, beğenmedim söylediğin şeyi. Ben de beğendim. Bu kadar affetmek değil, kabul değil, küsmek değil, kızmak değil. Bak, bunların hiçbirini beceremiyorum bu arada. Beğenmediğim en ufak bir şey görünce deliren bir insanım ben. Şimdi burada ahkam kesmeyeyim. Ama becereceğim, az kaldı. Bak, bunu böyle dile getirmek hoşuma gitti. Bekle biraz sindireyim. Ya da beğenmediğin şeyi karşı tarafa şey diyebilirsin. Bunu bana fazla yapma. Gerçekten çok hoşlanmıyorum bundan ben. Gibi bir seçeneğin olabilir. Affetmem yaparsan falan. değil. Ne Ya oluyor abi? Kim kim abi? da Bana saygı duymalısın. Kimse kimseye saygı duymak zorunda değil. Anlatabiliyor muyum? Saygı uyandırırsın karşındakine. Bence bu kadar. Bana saygı duymak zorundasın. Hiç de değilim. Çünkü biz yanlış anlıyoruz. Saygı duymayı karşımızdakinin seçenekli, yani seçtiği şeyleri kabul etmek olarak algılıyoruz. Öyle bir şey değil saygı duymak. Karşıdaki insan saygınlık uyandırırsa ona zaten saygı duyarsın diye buraya da bir netliğim istedim. Geçen çok düşünüyordum bu konuyu. Peki ya kendini affetmek? Hani biz seni affedemiyorum mu geçtik ama kendimi affedemiyorum var. Evet, var. Ne mi yapmak lazım? Ne yapardın? Ne yaparsın? Ne yazmış? Cihan Sohbeti'nin Cank'ın tüm kitaplarını değişmem. Bence değiş. Kendimi affedemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Biraz kendimizi tanıyorsak, kendimi affedemiyorum. Yani kendimi beğenemiyorum bu konuda demek olduğunu bir hatırlayalım. Eğer affetmeyi beğenmekle değiştirdiysek, sindiremedim yaptığım şeyi. Yine kendimize o 1 dakikayı ya da 1 yılı ya da 1 ayı ayıralım. Tekrar bir gözden geçirelim. Sonra ben öyle yapıyorum çünkü. Sorduğun için söylüyorum. Vicdan denilen her ne ise o sızlayacaksa, hoşuma gitmese de sızlamasın diye yapmam gereken şeyleri kendimi zorlayıp ödev gibi yapıyorum. Çünkü kendi zaafımı biliyorum. Bunu yapmazsam ve o insana bir şey olursa misal, çok vicdan azabı çekerim ve kendimi affedememi biliyor isem onu yapmaya gayret edip onu bir rafa kaldırıyorum. Ama onun dışında, yani bunlar daha büyük şeyler tabii. Onun dışındaki şeylerle alakalı benim açıkçası bir şeyim yok. Sıkıntım. Affedemedim. Yaptım. Yaptım. Hata yaptım. Hata yaptım. Hayvan gibi hata yaptım. Oh, mis gibi oldu. Karşımdaki insan bu hatamı görüp sürekli olarak bir beğenmemezlik halinde geziyor ise zaten o insanla kuracağım ilişki tırt. Gitmez, yürümez, hatalıyız, defoluyuz. Her şeyimiz, ölüyoruz ya. Öyle hatalıyız yani. Bir yerimizde bir hata var, ölüp duruyoruz sürekli. Hastalanıyoruz, bir hatalar var. Ne bileyim. Hiç otel gelmiş, Konya'da turnelerimizde kaldığımız zarif otel. Hiç otel. Çok seviyorum orayı. Bak, turnelerimi özledim. Neyse. Peki var mı bir listen? Bucket listimiz vardır ya Cihan, hani maalesef onu işte şu kadarcık ömrün kaldı, ölmeden şunları yapacaksın listesi vardır. Şimdi şu kadarcık ömrün kaldı, at çöpe. Evet. Ölmeden önce yapmak istedikleri. Ben hiç oraya da girmeyeceğim. Ölmeden önce değil. Şu süreç bittikten sonra dört gözle beklediğin şeyler var mı? Ve işte elimde rakılar arkadaşlarımla kader. Ya işte diyeceğim ki Talip abi, tahta meyhane vardır. Talip abi, Şükran Özer'den bir kader kimi şikayet edeyim, seni çalar mısın diyeceğim. Tabii Cancım filan tık. Kader daraday gelecek. Oh, rakı, bir tek rakı rica edeceğim. Ben günde efendim maksimum 2 ruble içerim. O olmazsa olmaz. Maksimum. Emilim emilim yani, ufak ufak. Sonra işte kime şikayet edeyim
seni diyecek Şükran Özel. Ben de alacağım Rocky, diyeceğim ki bilemem mesela. Şimdi bu özlenmez mi arkadaş? Meyhane masası dünyadır. Yani çok konuşuyorum değil mi? Olsun. Onun için çağırdım diye düşünüyorum. Şimdi bütün hayatın boyunca biriktirdiğin insanları ara ara alıp oturduğun yerdir. Dünya o kadardır. İş yerinde seçmediğin insanla yüzleştiğin yer değildir. Evinde beraber yaşamayı istemediğin ama mecbur olduğun insanlar da değildir ki aile dahil buna. Meyhane masası içip rakıyı tokuşturup onu işte efsaneye göre niye tokuşturuyoruz? Çünkü kokusu var, tadı var, görüyorsun, dokunuyorsun. Bütün duyularına hitap ediyor ama duyamıyorsun. Duymak için tokuşturuyorsun, tamam mı? Sonra masaya vuruyorsun. Bir de burada olmayanlara ve bir de konuşulan burada kalırlara. İşte o yüzden çalışıyorsun o hesabı adabıyla ödeyebilmek, arkadaşlarınla orada olmak, ne güzel geceydi lan diyebilmek için. Bütün şarkılarını orada dinlemek için biriktiriyorsun filan falan. Neyse, evet. Gerçeklik Meyhane. aslında anlattığın şey gerçeklik. Gerçeklik. Ve bu an Benim gerçekliğim o. Ben başka şey aramıyorum hayatta. Benim bu hayatta en sevdiğim şey partilere gitmek. Şey birbirimizi duyamayıp ne diyorsun abi anlamadım falan o değil. Ben o meyhane masasını dert dinlemeyi. Sevgili İlhami Algör, o da şimdi Gümüşlü'de göreceğim inşallah yarın. D ile o daha derin olan var olma derdi. Onu böyle bir demlediğin, ulan ölsek de olur bu gece dediği, böyle bütün her şeyini portmantoya bıraktı. Hadi arkadaşlar bir meyhane ve yine Şükran Özer girer der ki ya çok güzel laf değil mi? Kader kime şikayet edeyim seni. Sonra masa der ki bütün masa bilemem gibi. canım. Ah, özledim. İşte özlenmez Çok özledim. Çok özledim. Benim de listemde olsun o halde. tabii ki. Biter bitmez Cihan'a koşmak. Ne yazdın? Rüştünün meyhanesi. Arapça şarkı. Arkadaşlar düsturlu şeyler isteyin. Yani sohbete uygun. Bir gün bundan 300, 400, 500 sene sonra birileri Jehan Barbur gibi şarkı söylemek istiyorum. Jehan Barbur gibi, Jehan Barbur kadar iyi şarkı söyleyebilmek istiyorum. Deneceğine ben çok inanıyorum. Valla ben burada olmayacağım. Dolayısıyla Ama duyacak. ya bu böyle şimdi dinden kalma bir şey gibi geliyor bana bu. Yani ahiretten parsel almak gibi. Buradayım. İşte olan oluyor. Kaç yıl olacak bilmiyorum. Rüştü'nün meyhanesi demiş biri. Onu ben adresini at. Neresi burası? Merak ettim. Açıldığında giderim. Olan şimdi oluyor. Ben öldükten sonraya bir sermaye biriktiremeyeceğim. Yani ne mutlu yakınlarım ben gittikten sonra benim hakkımda iyi konuşuyorsa. Bunu da duymayacağım. Şimdi iyi konuşuyorlarsa mutlu olurum. Kötü konuşuyorlarsa da şimdi mi düzeltmeye çalışırım. Sonrası hava cıva. Bu kadar basit. Siz ölümden önce şey doğumdan öncenizi konuşuyor musunuz? Hayır. Niye sonrasını konuşuruz ki biz bu kadar? Anlamadım. Adam 80 yaşına gelmiş. Hala arsa alıyor arkadaş ya. Çoluğu çocuğu da yok. Göndermemi bir muktedire yapmak istiyorum. Yapıştır. Yani Mesela iş. niye yapıyor onu sence? Korku mu var altında? Hangi duyguyla yapıyor? Bunu sana soracağız. Bu işin ehli sensin. Affola efendim. Bugün ben soru Yani soruyorum.
Mesela Ölüm şey yokmuş, bilincimizi alıp da gidiyormuşuz. Ölüm kalan için. Yok. Ölüm kalan için değil arkadaşlar. Kalmıyoruz, buradayız işte. Kaldığımız yok. Miadımızı dolduruyoruz. Yani bir bisküvi kutusu gibi düşünün. Arkasında yazıyor expired date, son kullanma tarihi falan filan. O kadar enseyi karartmayalım lütfen. Niye yapıyor bunu? Şimdi açlıkla oburluk arasında bir fark var. Bence cevap verdi. Çok güzel oldu. Başka? Gesi şımarık kız çocuğu gibi. Benim içimdeki şımarık kız çocuğunu uyandırıyorsun Ceyhan. Ama Bunun hep bir için şey uyandırıyoruz, hiçbir şey uyutturumuz yok biz. teşekkür ediyorum sana. Rica ederim efendim, ne demek? Bir şeyler talep edebildiğim tek selebriti sensin bu arada. Ben selebriti değilim çünkü. Ama yani buna inanmak istiyorsan inanabilirsin. Yok yok, selebritisin de en, yani Na, fena değilim, fena değilim, evet. tanıdığım en gerçek selebritisin. Yani en nasıl diyeyim? Diğerlerine hiçbir şekilde haksızlık olmasın efendim. Çok sevdiğim dostlarım var ama nasıl diyeyim ki? Selebritilik dışında binlerce rolüne hayran olduğumsun diyeyim. Ve kendime işte diyorum ya, o çocuk yanım, yaralı yanım, küskün yanım, sorgulayan yanım, aşık yanım, çömez yanım, bilemez yanım. Her birini böyle önüne rahatlıkla dökebildiğimsin bu arada. Hani sorarlarsa Pınar Gogula'nın terapisti kimdir diye, Cihan onlardan bir tanesidir. Beni tutuklarlar. Terapist adaklar için çalışıyorum. Yoksa başka bir şeyim yok. Bu çok başında sohbetin yaptığımız iğrenç bir etki değil. Kimdir? Pınar'ın şamanı kimdir diye, şaman kadını kimdir diye sorsalar Cihan derim. Gesiba. Bak başlıyordum. Ton alayım. Ya bunu ben artık yan koyabilirim bence. Ya da koymayayım. Boşver. Boncuklarımın içine gömüldüler. Arkadaşlar baya boncuk tablamdayım. Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yarimi. Aman aranıyorum. Yitirdim yarimi. Aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma. Hallarını söyleyeyim. Halından bilmiyor. Ben o yâri ne eyleyim? Gesi bağlarında üç top gülüm var. Hey Allah'tan korkmaz. Sana bana ölüm var. Hey Allah'tan korkmaz. Sana da bana ölüm var. Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Atma garip anam. Beni dağlar ardına. Kimseler yanmasın.
anam yansın derdime. Kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Ruhuna, nefesine, sesine sağlık Can. Teşekkür Sağ. ederim. Hepimize inen şifa oldun. Işık oldun. Huzur. Sizler de öyle. Hiçbir zaman yalnız olmadığımı hatırlattınız. Teşekkür ediyorum. Canım benim. O bahsettiğim bütün şükürler, ilkiler, huzurlar var ya. Hepsini yaşattın bize. Teşekkürler. Eraht'te sarhoş olmuş diyor Ayça. Çok sevindim. Öyle mi okudum Ayça? Doğru mu? Sevgili danışmanını sarhoş ettim. Eski ev arkadaşım Ayça'nın kendisi. Güzel dostluklar biriktirelim. Tek dileğim bu. Başka hiçbir şey değil. Amin. Bir Şey. röportajda son sorum. Dedin ki ölümlü olduğumuzu unutuyoruz. Olduğumuzu düşünmüyoruz. Evet, öleceğimizi düşünmüyoruz. Aslında bu olduğumuzu hatırlattı. Unuttuklarımızı yeniden hatırlattı. Dersler verdi şüphesiz. En büyük korkularımızı da yüzleştirdi belki de. En son ne söylemek ister Cihan? Ölümü hatırlayanlara, ölümlü olduğunu hatırlayanlara, dokunmanın, sarılmanın, temasın, gerçekten derin sohbetin ne kadar değerli olduğunu hatırlayanlara. Bir tane ya biz aslında yani yazıp çiziyoruz, söylüyoruz bir şeyler ama bence şarkılar söylüyor söyleyeceğini. Son dönemde desen ki bana sorsan ki Jehan hangi şarkıda gerçekten son dönemde özellikle söylemek istediğini söyledin. Böyle değiştireyim mi sorunu? Hadi değiştir. Özellikle bu baştan öyle konuştuk ki anksiyeteler, panik ataklar vesaireler. Onları yaşarken bu arada yaşamadığım an yoktur. Çok ağır. Bir tane cümle belirmişti kafamda. Ve o cümleyi aldım bir tane şarkıya kondurdum. Kendime diye bir şarkı yazdım. Gümüşlük'te çektik hatta. Klibini Onur Mehamet çekmişti. Dedim ki ben böyle yaşayacağım. Belki kurtulamıyorum. Böyle gidecek. Ya da hakikaten atacağım kendimi yerden bitecek yani. Bu ne ya hayat mı? Sonra korkularımın yönlendirdiğini gördüm benim hayatım. İşte oraya gidersem kata işte nabzım 140'a çıkar gitmeyeyim. Bilmem ne yaparsam anksiyetem artar. Aman efendim filanca olursa bilmem şu olur, depersonalizasyon olur. Buraya gidersem de yani her şey. Dedim ki korktuğum kadar razıyım. Anlatabiliyor muyum? Çok az geldi. Korktuğum kadar yaşıyorum. Ona göre. Anksiyeteme göre. Bütün korkularıma göre. O yüzden evet. Şehan Barber Blog yazdı hemen. Korktuğun kadar razısın. Onur Mehame hoş geldin. Tek söyleyeceğim şu. Korktuğumuz kadar razıyız. Yaşadığımız hayat korktuğumuz kadar çizdiğimiz o sınırlarla ve cesaretimizle kadar. Razı mısınız? Hepsi bu. Yeni yıl mesajı istiyorlarmış senden Cihan'ım. Ben söyleyince olacaksa. Ya gerçekten riayet edelim şu kuralları da bitsin gitsin artık şu melanet şey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bugün de onu düşündüm. Böyle bitince savaşı kazandık falan gibi hissedeceğim. Çünkü bu bir ciddi kimyasal savaş gibi yani. Biyolojik savaş mı oluyor daha ziyade? Ve kimyasal ne olduğu belli değil. Yani böyle biz yapmadık, biz çekiyoruz. Klasik. Sen söyle onu içelim. Ne içeceksin? Ne istiyorsun? Onu iç. Ne bileyim ben. Su iç. İyidir su. Sormuş da ben cevap veriyorum. Yeni yıl mesajı. Yeni yıl mesajım yok. Hep mesajlarım aynı yani. İşte yeni mi yıl? Yine mi yıl? Bak bu güzel bir...
Şu 2 saatte o kadar cömert mesajlar verdin ki. Yani yıl yeni mi yıl güzel bir mesajdı bence. Benim kararım da bir kişisel gelişim eğitimi niteliğinde bir sohbet oldu. Ve ben hep çok şanslı hissettim seninle sohbetlerimde. Bu Ya şans... bir hakikaten tam olduysa özür diliyorum. Bunu laçkalaştırmak değildi derdim ama böyle çok da ciddi duracak. Zaten her şey o kadar ciddi ki yani. Maskeyle araba kullanmak kadar yani. Ve yalnızsın arabada. Böyle masken var. Kimden acaba şey yapıyorum diye baktım böyle bugün etrafıma. Kendimden. Artık öyle olduk çünkü. Kendinden kork. Ben hafif hissediyorum ve teşekkür ederim sana. Şekerim ben içtim, senin gözlerin mahmurlaştı. Ha? Sen şarkı söylediğinde bana acayip şeyler oluyor. Sadece değil bence. Konuşunca olmuyor. Ben de diyorum ki bir süre konuşayım işte. Jehan'ın takıları diye bir sayfam var. Bu mesajı beni. Kesinlikle. Bu arada soranlara efendim, bu yayın kesinlikle kaydedilecek YouTube Soruyorlar. kanalına. Gördüm. Yarın izleyebilirsiniz kaçıranlar. Jehan'ın takıları mı? Jehan'ın takıları mı? Bir insan... Tabii ki Türkçe karakterler yok. Evet, Jehan'in Cehennem ileri. tatlım benim. Instagram sayfasını mutlaka takip edin. Şey yap ama YouTube'da bu sigarayı söp şey yap. Çiçek koy bir şey yap. Falan. Çok çirkin. Ama yani böyle konuşunca da sıkılıyor insan. Sigara yok, viski yok falan. O yüzden çocuklar çok özür diliyorum. Evet. Bebek gibi Allah korusun. Ay ama bak iltifatlar hızlı kaçıyor Pınar. İşte sen de yarın izleyip o iltifatları Ya ben bu halimi hayır. Evet takılar çok güzel. Bence de fena değiller yani. yakalayabilirsin. Takılar yıkılıyor. Ve gerçekten şeyi de hani o durmama hali, o yaratıcı enerjiyi başka bir şeye dönüştürme ve bunu paylaşma. Bu da çok değerli. Bunun için de teşekkür ederim sana. İlham oldun Can. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bunlar güzel programların için. Google'an Talks Google'a. değil. Bir de ben izninle sana bir özür borcum var. Sen hiç istemesen de. Ne özür? Sevgili Ceyhan'ı ben Courage for Change diye bir organizasyon düzenlemiştik. Çok Aa. sevgili Yaprak Çetinkaya ile yapalım diye ama döviz krizi vurmuştu 2019'da. Ve yine böyle bir deniz kıyısında sohbet ederken bir söz almıştım Jehan'dan, mantraları okuma sözü. Ve biricim o tarihi hiç kimselere vermedi. Ve tabii ki geleceğim, okuyacağım sana söz dedi. Ama o döviz krizi ve işte nasıl yetiştireceğim kaygısı, korkusu ve paniğiyle beni ele geçirmiş olan o dönemki şuursuzlukla ben Jehan'a haber vermeyi unuttum. Ve tabii ki onu mağdur ettim. O yüzden burada herkesin önünde tekrar özür dilemek istiyorum. Rica ederim. Ve Rica ederim. bugün katıldığın için teşekkür etmek istiyorum. Çok onu... Ben teşekkür ediyorum. Bir küçük haber de ben vereyim. 25 Aralık'ta single çıkıyor. Evet. Söylemek isterim. Evet. Yani hayat böyle benim sadece takılarla işte şeyle geçmiyor. Tikken atölye işleriyle geçmiyor. Müzik de var. Sevgili Korhan Futacı'nın yazıp sözlerini yazıp bestelediği Gökyüzü Maden adlı şarkı Çağrı Selter tarafından düzenlendi. Prodüktörü benim şarkım. Yani bunu yapalım abi diye. Ve yani nasıl yapacağını belirten. 25 Aralık'ta çıkıyor parça. Bütün müzik platformlarında bulabileceksiniz. Benim çok içime sindi. Çok hareket gücü veren bir parça aslında. Buluşalım 25 Aralık'ta. Olur mu? Sonra da yine aranjmanını Eylül Biçer'in yaptığı, sözü bestesi bana ait olan Suç adında. Hep suç konuştuk ya. O. Şimdi ben söylerken sen kapat. Suçu söyleyeceğim. Çok az. Böyle çok güzel prodüksiyon oluyor bak. Çok hoşuma gidiyor buradaki kalpler. Sigara dumanıma karışıyorlar. Ben içmiyorum yoksa. Kötü örnek sanatçı. Çok kötü örnek. Daha sonra başka single'lar gelecek mi? Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir?
Bilmiyorum, şu ara çok bir şey yazmıyorum. Belki türkülerden birkaç bir şey ekleyebilirim. Ama iki single geliyor şu an. Onlarla idare edin. Arada kaçtı yok ve yetinemedim iki single'ı. Onlar pandemiye kurban gitti. Onları ara ara dinlerseniz sevinirim. Sen bitir. Ben şarkıya giriyorum. No'ladın mı gidiyorum zaten, değil mi? Ben bitirmiyorum çünkü şarkıyı dört gözle burada bekliyorum. Hayır, söyleyeceğim. Ben söylerken çat diye kapatıyorsun ve bitiyor mevzu. Ha, sen söylüyorsun, bitiriyorsun ve kapatıyor muyuz? Evet. Tamam. O zaman bir sarılabilir. Saniye ya, hepsini söyleyemem. Sarılabilir miyim sana? Şöyle. Hadi başla. Seni seviyorum. Bu bir suç, elime kadar suç. Kurtar beni buradan yarabbim. Bu günah sonuna kadar bir inat. Döndür beni buradan yarabbim. Hadi kes. Kapatamıyorum. Üstüne Senden ayrı. döküldünüz. Doğru ve dürüstünüz yüzüme. Hep güldünüz. Doğru ve döküktünüz. Can 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 almıyor. Artık can 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 hiç almıyor.